Rüyaların şifresini çözüyoruz. Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve müjdeyle kardeşim. gelmiş, müjde veren rüyalar. Rüyalar müjde verir mi? Evet. Veriyor. Evet. Rüyalar gelecekten haber veriyor mu? Veriyor. Vereyim, vereyim. Gördüğünüz rüya sizin için ne anlatıyor? Şimdi onu konuşacağız. Evet. Nasılsınız hocam? Eyvallah. Hemen başlayalım Başlayalım. Şimdi herkes için söylüyoruz. Gördüğünüz rüyayı lütfen bize yazın. Çünkü gördüğünüz rüya yaşamınızla ilgili çok şey anlatıyor. Evet. Bugün ilk sorumuz sevgili Emine Hanım'dan gelmiş. Hocam sizi programda görmek çok büyük bir keyif diye başlamış. Başka bir gezegene uçarak gittiğini görüyor. Acaba mutsuz mu olacağım? Hayır rüyada bir boşluk yani görmediğin bilmediğin bir yere gitmek. Hı hı. Kişinin boşlukta olduğunu kişinin Allah nasip ederse ilerleyen zaman içerisinde çok mutlu olacağı bir takım olaylarla karşılaşabileceğini, ama sabretmesi gerektiğini gösterir. Kişi sabrederse Allah'ın izniyle başaracaktır. Şey vardı ya sabreden derviş Murat muradına, derviş. eririz. Evet. evet. Eh, arkadaşlar çok beyaz mı gözüküyorum ben ya? <laughs> beyaz suratım. <laughs> Değil mi? Beyaz diye ben beyaz bir surat. <laughs> şimdi rüyada dayak yemek ne demek? Rüyada karımın beni evine çevire dövdüğünü görüyorum demiş. İsmet Bey acaba boşanacak mıyım? Evet şimdi İmam Cafer-i Sadık ve İmam Nablusi'ye göre kişi eğer birine dayak atıyorsa, kişinin birine güç vereceğini, dayak yiyen kişinin ise güç alacağını gösterir. Bir daha söyler misiniz? Dayak? Rüyada dayak atan biri, eğer siz birine rüyada dayak atıyorsanız, birine güç vereceğinizi, dayak yiyen kişi ise güç alacağını gösterir. O zaman beyefendi güçlenecek, evet. boşanmayacak. Yani. Boşanma yok. Yani burada destek alacağını ve Allah'ın izniyle selamete çıkacağını gösterir. O kadar güzel rüya yorumluyor ki hep size söylüyorum. Evet. Hocamla ilk tanışmam bir arkadaşım vesilesiyle oldu. Dedi ki rüya bir rüya gördüm. E, Mehmet Emin hocayı anlatalım dedi. Ama ben böyle hani ya e, anlatalım tamam falan dedim. Anlattığım rüya. Evet evet. Bir süre sonra gerçek oldu. Evet. evet. Ama hocamın yorumuyla yani o yüzden. Siz benim evet. için çok kıymetlisiniz. Allah razı olsun. Benim çok Sizden kıymetli de, kardeşimsin. Çok teşekkür ederim. Şu var de değeri paha biçilmez bir insansın. Estağfurullah. Allah Öyle razı bir olsun. kalbe sahipsin ki ama bunun kıymetini bilmek lazım ki dışarıdakiler bilecek. Allah razı Siz olsun. Siz zaten ne olduğunuzu biliyorsunuz. Çok teşekkür Allah ederim misin? hocam. Evet. Şimdi karımla alışveriş yaparken Nur Hanım diyor 500 TL fazla para ödediğimi görüyorum. Cebimden böyle tomarla bir 500 TL e, çıkarıyorum. Evet. E tabii endişeliyim diyor. Maddi durumum da çok iyi değil. Acaba daha e, fakir mi olacağım demiş ama maddi açıdan zor duruma mı düşeceğim diye ben onu düzelteceğim. Şimdi 500 TL olması eğer deste para Bu her zaman görmüş. evet. Deste para her zaman rüyada iyi bir laf, iyi bir söz hakkınızda yapıldığını gösterir. Ama Hı -hı. dağınık para ise dedikoduyu gösterir. 500 TL olması bize burada 5 gün, 5 hafta, 5 ay geçmek yani geçmeksizin. Allah'ın izniyle sizin kısmetinizle alakalı, rızkınızla alakalı size söz veren birileri varsa bu sözünü tutup inşallah yerine getireceğini gösterir. İnşallah. Hadi evet. bakalım. Şimdi diyorum ya hızlıca soruyorum. Lütfen siz de sorularınızı bize yöneltin. Çünkü hocam e, uzun zamandan beri yayınımızda yoktu. Evet. Sizlerden evet. de çok talep geldi. Ben de Allah kendisini razı burada olsun. ağırlamaktan gerçekten çok mutluyum. Allah razı olsun. E, sevgili hocam rüyamda... <laughs> Kocamı horoz gibi öterken gördüm demiş. Evet. Ay Allah göstermesin. Kocam ölecek mi diyorsun töbe töbe. Yok. Şimdi bir insanın veya örnek verin bir köpek gibi bağırması veya havlaması, örnek verin bir hayvan gibi bağırması arkadaşlar özellikle oradaki hayvan çok önemli. Horoz olması vakti geldiğinde eşinizin size ve söz vermiş olduğu bir durumu, söz vermiş olduğu bir olayı canlandırmasını gösteriyor. Allah nasip ederse burada eşiniz size ya bir hediye alacak veya mutlu olduğu bir işi bir olayı sizinle paylaşacak. Bunu gösterir. Peki. Ee, sevgili hocam hoş geldiniz. Ne zamandan beri sizi hayatta her şey vardı göremiyorduk. Nur Hanım sık sık hocamı davet edin demiş inşallah. Eyvallah. Ee, Hocamın yeni kitabı da çıktı ya çok evet. yoğun, çok meşgul evet. ama evet. Evet. zaman bulunca mutlaka koşarak geliyor. Hiç kırmaz beni. Belediye otobüsünde Tövbe tövbe. Bülent Ersoy'la yer kapmacı oynuyormuş. <laughs> Valla Bülent Ersoy'la kola koyan yer kapmaca oy <laughs> Ancak rüyada olur zaten o. <laughs> Şunu söylüyor, diyor ki rüyada bir ünlüyü görmek zengin olacağımızın delaleti midir? Evet onu sormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Otobüs kişinin ticareti, kendisinin hayatı, ömrünün uzaması... ...orada ünlü bir insanla köşe kapmaca oynar gibi koltuk araması... Burada kişi Allah nasip ederse vakitli ve vakitsiz iki misafirin kendisine gelmesi hı hı. ve orada ünlü biri olduğundan dolayı biri kendisine mutlu bir haberi kendisiyle paylaşacağını, bir diğer evine gelecek olan misafire ise evin içinde yaşamış olduğu, kesinlikle yaşamış olduğu olayları arz etmemesi, kendisine söylememesi, sırrına sahip çıkması gerektiğini gösterir. Çünkü arada kalacağı bir durumla karşı karşıyadır. Rüyada ünlü biri görmek. Evet. Diyelim ki Bülent Ersoy değil de farklı bir ünlüyü gördük. Hı hı. Ya da mesela bir e, siyasi bir ünlüyü gördük. Hı hı. Yani sanat camiasından ya da siyasi bir ünlü görmek farklı oluyor mu? Farklı oluyor. Farklı Yoksa oluyor. Ünlü farklı ünlü oluyor. müdür? Bir bayan ünlü görmek kişiye çok güzel, hayırlı, büyük bir kapının açılışı, eğer bekarsa evlenişi, hı hı. eğer okuyorsa başarıya ulaşması ve çok büyük bir şekilde güzel bir kapının ardında beklemiş olduğu güzel olayları yaşaması. Süper. Ama erkek bir sanatçıyı görürse, maddiyatla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsa bu sıkıntının Allah'ın izniyle kalkacağını ve kendisinin zenginliğe doğru adım atacağını gösterir. Peki diyelim ki devlet büyüğünü gördü. O kişinin eğer kendi devlet kapısında bir işi varsa çözüme kavuşması yoksa devlet kapısında bulunan bir insanla tanışabileceğini eğer bekarsa devlet kapısında bulunan bir kişinin birileri aracı olarak size talip getireceğini gösterir. Şimdi Ayşe Hanım rüyasını getirelim. Babaannesine anlatmış rüyasını. Bir de kilo problemi varmış. Diyor ki e, babaanneme anlattığımda rüyamı zayıflayacaksın demiş. Lahmacun için <laughs> rüyasında pazarlık yaptığını görüyor. E, e, bir adamla e, babaannesine dediğim gibi anlattığında sen zayıflayacaksın. Yani ideal kilona kavuşacaksın demiş. Bu arada ideal kilonuza kavuşmak için biraz sonra çok önemli bir konuğum sizlerle birlikte olacak... Mizaca göre nasıl zayıflayacağınızı, bakın bugüne kadar Türkiye televizyonlarında hiç tanıklık etmediğiniz bir konuyu masaya yatıracağım. Mizacınıza göre zayıflamayı konuşacağız. O yüzden ekran başında kalın. Şimdi ne diyorsunuz hocam? Ee, lahmacun görüyor, pazarlık <laughs> evet, yapıyor. Ne evet. demek rüyada? Efendim bu rüyayı gören, özellikle ben arkadaşlarımızdan, bizi izleyen değerli kıymetli kardeşlerimden şunu istiyorum. Lütfen rüyanızı söylerken bekarım evliyim, okuyorum gibi telefonları açılırsın. alalım o zaman. O, evet. 0212 333 3370 -33 ve 71 canlı yayın telefon numaramız. Arayın, sesinizle anlattığınız zaman size söyleyeceklerine inanamayacaksınız. Evet. Eyvallah. Nur sözü. Evet. Lahmacun görmek, kişinin bir düğün ortamına girebileceğine, bir nişan, bir söz ortamına girebileceğine ve bu girmiş olduğu ortamda eğer ufak tefek dedikodular duysa onlara kulağını kapatması gerektiğine Kendisinin ise Allah nasip ederse kafasının karışık olduğu bir dönemde ise kafası karma karışık fikirlerin içerisinde ise sabrın sonunda dediğimiz gibi yine selamete ulaşacak fakat bu kişinin şu anda bir atılım, bir iş, bir güç yapmaması gerektiğini gösterir. Peki. Evet. E, rüyamda Rusya'ya giden bir trenin camlarını siliyordum ama öyle bir siliyordum ki diyor rüyamda bile uyandığımda hala rüyanın etkisindeydim. E, Arkadaşımı anlattığıma rüyam arkadaşıma rüyamı anlattığımda aman dikkat et başına kötü bir şey gelmesin demiş. Hı hı. Ülke değiştiriyor Rus evet, yok. gidiyor Öyle bir şey yok. Bir de yani rüyanızı böyle herkese anlatmayın değil mi? Tabi anlatılmaması lazım. Rüyayı bir bilene anlatacaklar kardeşlerimiz. Şimdi, e eğer bir... her zaman göremiyoruz kocam yani. E, <laughs> Instagramımızda Instagram da, da cevaplar vermiyorsunuz <laughs> Mehmet Emin Kırgil takip edin Instagram'dan zaten Eyvallah. göreceksiniz. Orada çok evet. güzel şeyler anlatıyor. Evet. Şimdi şey var burada. Tren olması, ömrünüzün uzaması, sağlıklı bir şekilde Allah izin verirse selamete ulaşmanız. Camını silmemiz, silmeniz ise çoktandır beklemiş oldunuz ama umdunuz kesmiş oldunuz. Bir durumla, bir dilekle alakalı size gelecek olan hızlı bir şekilde bir haberin işareti. Camı silmeniz artık gözünüzü açmanız, hayata bağlanmanız gerektiğini gösterir. Ee, yürüyen merdivenle dağları açtığımı görüyorum Nur Hanım diyor. Ama bütün dağların üzerinde yürüyen merdiven var. Ben diyor yürüyen merdivenin üzerindeyim. Ee, işsizim Tabii evet. o şuna yoruyor. Acaba iş bulacak mıyım diye. Allah'ım nerede bir işsiz varsa inşallah. Amin. Yani i̇ş hayal açılsın. ettiği işe, hayal ettiği paraya, hayal ettiği rahatlığa kavuşsun. Amin. Bu rüyada ise yürüyen bir merdivende gitmek Allah izin verirse vermiş olduğu emeklerin karşılığını alacağını, emeklerin boşa gitmeyeceğine İnşallah. ve ilerleyen gün ve zaman içerisinde tabii ki dağlar olması kendisinden yaşça büyük. Baba gibi, anne gibi görmüş olduğu bir takım insanlardan güç ve destek alması ve babasından veya annesinden yine dua alması gerektiğini gösterir. Ama nitekim hayırlısıyla bir iş bulacağınızı ve iş kapısının size açılacağını beyan ediyor rüyanız. İnşallah. Çölün tam ortasında e, tül perdenin ortadan ikiye ayrıldığını görüyorum diyor. Evet. Enteresan bir rüya. Hı hı. E, ve dolayısıyla seyircimizin şöyle bir endişesi var. Hasta mı olacağım diye sormuş. Çölde olmak ne demek? Tül perdenin ortadan ikiye ayrılması ne demek hı hı. rüyada? Çölde olmak tabii ki kişi ne yaparsa yapsın. Burada harcamalarına dikkat etmesi gerektiğine bir. İkincisi çölde olmak kişinin yaz ayında o perdenin orada olması beklemiş olduğunuz haberi veya umudunu kesmiş olduğunuz yine bir olayla alakalı selamete çıkmak için yazı beklemeniz gerektiğine, perdenin yırtılması Allah nasip ederse kalp gözünüzün açık olarak bir anda vereceğiniz kararlarda başarılı olacağınıza, Perden ikiye yarılması iki yerden size müjde verici bir haberin ulaşmasını gösterir. Süper. Evet. Müjdeler var. Müjdeler var yani. Şimdi biraz sonra telefonlara geçiyorum. 0212 333 3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarım. Bir soru daha soracağım. Sonra canlı yayına sizi bağlayacağım ve inanamayacaksınız. Yani siz anlatacaksınız. Sevgili hocam anlattığınız evet. rüyayı yorumlayacak siz bile inanamayacaksınız. Karımdan iki tane, karımdan iki tane olduğunu görüyorum diyor. Ee, evet. İkisiyle de evliyim ama ikisi de benim karımmış rüyamda yani. Ama ikisi de aynı kadın. Hı evet. hı. Ee, başıma kötü bir şey gelecek mi? <laughs> Hayır bu kardeşimiz... Aldatıyor olabilir mi mesela? Yok bu kardeşimiz şimdi tabii gören bayan arkadaşım erkek arkadaşım ona göre yorum yapacağım. Karımdan diyor hocam. Ha, karımdan pardon erkek görmüş. O zaman şimdi şu var bu rüyada Allah izin verirse mal sahibi olacağınızı gösteriyor. Kiracıysanız ev sahibi olabileceğinize. Ah ne güzel. Evet eğer ev sahibiyseniz evinize bir mal veya artı bir daha bir takviye yaparak bir şeyler alacağınızı gösterir. Süper. Evet. Hadi gözünüz aydın. Ama eşinin de gönlünü yapması lazım bazı konularda. Ha. Evet. Artık o konuları da siz karar vereceksiniz. Ya, gönlünü Saygı alacak, olduk. duasını alacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde ne yapıyordu? Kendisi evden çıkarken Hazreti Hatice annemiz olsun ve Hazreti Ayşe annemiz olsun. Ondan vedalaşırken Allah'a emanet ol diyor. Hocam yani. bir şey söyleyeceğim. Karısının gönlünü almayan Evet. Karısıyla hiçbir şekilde iyi geçinemeyen hiçbir adamın evet. işi rast gitmiyor. Gitmiyor. Evet. O yüzden lütfen eşlerinize güzel davranın. Aynen Şimdi hazır evet. mısınız hocam? Tabii hazırım. Ferah Hanım Ankara'dan ulaşıyor bize. Ferah Hanım. İyi günler Nurhan Hanım. Hoş mı? geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Hocamızı görmek orada çok mutluyduk. Ben çok de çok mutluyum ederim. bugün. Çok <laughs> mutluyum. Hemen rüyanızı anlatın lütfen ben böyle fındıklık gibi bir yerdeydik. Bir tane bufalo, bir tane koyun. bu ile koyun kaçıyordu. Ben yönlerini nasıl değiştireceğimi biliyordum. Önlerine geçtim ve yönlerini yukarı tarafa geçirdim. Sonra bir yere gittik. Yanımda bir tane kadın, iki tane adam. Bir tane de, o er, erkek çocuk vardı. Benim çocuğum vardı. 13 O üç kişi benim beynime elektrik verdi. Sonra asansörde yukarı çıktık. Ben Cennin pozisyonda asansörde yatıyordum. Ee, sonra onlar aşağıya böyle asansörden indik bir şeyler yaptılar. Ben adam'a diyordum ki hatırlamaya çalışıyorum ama beynime elektrik verdiklerinden dolayı bir şeyler unutmuşum. Niye hatırlamaya çalıştım mı bilmiyorum. Ee, adam'a dedim ki Mars'a dedim kova olanlar tuvalete gidebiliyor değil mi dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedi, dünya gördüm gerçekten tuhaf biraz. O ne demek Mars'a bana... kova olanlar tuvalete gidip <laughs> Evet öyle ona gördüm. Sonra da birisi bana kaplan gözü ve iki tane kırmızı akik şey verdi, kolye verdi. Hocam müdahale edebilirsiniz. dedim yani. yani ben aslında şöyle söyleyeyim. Zaten çocukları erkek. Evet. Rüyada fındık erkeği gösterir. Fıstık ise kadını gösterir. Fındık erkeği. Tabii fındık erkek tabii. Onun için burada da evladınızın hürmetine inşallah beklemiş olduğunuz para, i̇nşallah. rızık, kısmet elinize geçecek. Hadi bakalım. Bunu beyan ediyor kendisine. Peki teşekkür evet. ediyoruz Ferah Hanım'a. Siz gereken yerde gereken müdahale, müdahale yapın. Çünkü tamam. telefon alalım. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldiniz. E merhaba Nur Hanım. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan arıyorum ben. İsim var mı? İsminizi e, vermek istemiyorsunuz. Söylemeyin. Rüyama geçin isterseniz. Buyur. Hadi geçin peki. Ama evli bekar evet. olduklarını söylesin. Evlisiniz merhaba. bekar Aha, mı? Tamam kardeşim. Evet. Bekar. Evet, bekarım şu an. Yani çok karışık bir rüya gördüm. En son Çok hızlı canım rüyanızı hemen. Tamam, Hızlıca dinliyoruz. Rüyanızı dinliyoruz. Tamam. Buyurun. Ee, şöyle tanımadığım bir kişi beni kaçırdığını gördüm yani kendimi kaçırıldığını ama bana bir zarar vermiyor. Hı hı. Yani çok farklı bir yer tanımadığım bir yer ve tanımadığım bir kişi sadece ben varım. Yani bu şekilde gördüm hatırladığım kadarıyla. Bu... Kardeşim bir ricam var sizden. Siz Buyur hocam. yerinizde ağır olun, bekleyin çünkü aranızı bozan, bazıları fitne çıkaran, e, yalan yanlış konuşan insanlar var. Siz ağır olur yerinizde beklerseniz herhangi bir paylaşımda herhangi bir atılımda yapmazsanız siz kazanacaksınız. Tamam mı kardeşim? Tamam hocam. Peki. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ee, İyi günler kardeşim. Öpüyoruz sizi. Şimdi bir telefon da alacağım ama bir evet. şey soracağım. Çok gelen bir soru var. Buyurun. Bekarların rüyada gelinlik görmesi ne demek? Şimdi gelinlik görmesi illaki evlenecek manasına değil ama kişi eğer çizgisini bozmadan tabii gelinin rengi de çok önemli. Çizgisini bozmadan Gelinliğin rengi mi beyaz? Tabii. Mesela beyaz renkse, mesela bazıları rüyadır bu hani bazen Eflatun görüyorsun. Doğru. Heh. Bazen Gön siyah gelinlik giyiyorsun. Aynen. Gönlünü birine veriyorsun ama Eflatun bir gelinlik giyiyorsun. Burada rüyada diyor ki, evet, senin kalbin güzel, fikirlerin güzel, düşüncelerin Hı. güzel. Kişi de güzel görüyorsun ama kızım diyor bu kişi yalancı. Hı. Şimdi rüyalar söyle. Buyurun buyurun hocam. Rüyalar şöyledir. Allah bizi üç yerde dinliyor. Bir yerde cevap veriyor. Hı. Şöyle düşünelim. Dua ediyoruz, elimizi açıyoruz, Allah bizi duyuyor. Namazda duyuyor bizi, kalpten bizi biliyor. Dördüncü olan ise rüyalarda bize cevap geliyor. Evet. Öyle düşünelim. Evet ha. e ama hangi, hani hangi o cevabı biliyor olmamız evet, lazım. O lazım. Evet bilmek işte lazım. Onun için kitaplar çıkarıyoruz. Eşinize, dostunuza, konu komşuya değil ya da kitapları alacaksınız. Bak müjde veren rüyalar çok güzel bir kitap tavsiye ediyoruz. Evet. E, Kastamonu'dan seyircimiz Aynur Hanım. Bir anlamda da adaşım oluyor. O da Nur. Aynur tamam. Hanım. Efendim, iyi günler. Merhaba. Hoş geldiniz. Evli miyiz? Bekar mı? Bekarım. Hemen rüyanızı alalım. Tamam. Ben o da, evi havalandırmak için tüm odaların camını açtım. Hı hı. Daha sonra bir odaya gece bir yaşlı teyze girmiş. Ama ben hırsız zannediyorum. Ama etraf düzgündü. Sadece uyumak için girmiş. Hı hı. Biz yakaladığımızda da camdan atlayıp kaçtı. O sırada da babamın elinde yoğurt vardı kase'nin içinde. Ben de o yoğurttan tattım. Bence bu kadar. Aynur'cum eğer annenin sözünü dinlersen, biraz daha beklersen, çünkü bir haber bekliyorsun. Bu habere inşallah kavuşacağını gösteriyor. Var mı beklediğiniz bir haber? Merak ettim şimdi. Yani ben hemşireyim ama hani iş başvuruları falan yapıyorum. Belki o anlamda olabilir. Hmm. Yoğurt kızımızın kısmetinin, rızkının açılacağını. Hem evlilik hem iş hayatı hem özel hayatı. Hadi, Tabii babası getiriyor. Peki baba rüyada nedir? Baba rüyada maddi güçtür. Anne rüyada Allah nasip ederse manevi güçtür. Müthiş. Evet Hazreti Yusuf peygamber ne diyor? E, Yusuf suresi 4'te babacığım bir rüya gördüm. Rüyada güneşin, ayın, 11 yıldızın benim önünde eğildiğini gördüm diyor. Orada ne yap? Peki rüya ne gösteriyor bize burada? Güneş anneyi, ay babayı, yıldızlar ise kardeşini gösteriyor. Annemiz babamız <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bunların her zaman duasını alalım. Evet. Ne diyor Maide Hayat suresinde diyor ki bilelim. sakın onlara öf bile demeyin. Doğru. Evet. E, Pelin Hanım hattımızda hocam. Buyursunlar. Pelin Hanım. E, merhabalar. Hoş geldiniz buyurun. E, merhabalar Nur Hanım nasılsınız İyi misiniz? Çok mersi çok iyiyim siz de iyisiniz umarım. Ben de iyiyim. teşekkür ederim. Iyi, Hocamıza mersin. bir rüya anlatacağım. Ben biraz tamam. heyecanlandım. Evli miyiz bekar mı Pelin Hanım? Bekarım. Hı hı. Hemen alalım rüyanızı. Tamam. Ee, ben e, sabah karşı gördüm bu rüyayı. İki tane koyun, bu iki hı. tane koyunu kesiyorum. Yani kestiriyorum. Ama kan görüyor musunuz iki... rüyanızda? Efendim? Kan var mı kan? Kan, e, orasını hatırlayamıyorum. Çünkü rüyada kan yok. görünce rüya bozuluyor değil mi? Evet Öyle ama mi? hayvan kanı yok. olursa bozulmaz. He, bak. Şey <laughs> daha Peki tamam evet. kestiniz koyunları. E, i̇kisini de yüzü siyah bir yalnız. Ha. Hmm. Tamam, tez vakitte kardeşim bak, tez vakitte iki dileğim var. İki dileğinden biri tez vakitte olacak, biri ise bir ay, üç ay, beş ay gibi tek rakamlı olan hafta ve ay içerisinde olabilir diyor. İnşallah. Hadi Soralım bakalım. mı? Gitti mi? Hanım var mı dilek? Uh, yani yeah, tabii ki. <laughs> Var dileklerimiz var da yani. Her yani, zaman gözünüz aydın. Evet, İki dileğiniz de gerçekleşiyor. Koyun kendisi kesiyor Koyunla olacak beraber. inşallah. Evet. Belin Hanım'ı uğurluyoruz. Çok öpüyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Nagihan Hanım'ı alıyoruz yayına. Mercan Hanım'ı alalım. Peki Mercan Hanım. Efendim günaydın Ne kadar Nur güzel Hanım. bir isminiz var Mercan. Bayıldım. Ay, teşekkür ediyorum. Günaydın hocam. Hayırlı günler. Günaydın. Günaydın. Sağ olun. Evli ol, miyiz eyvallah. Mercan Hanım? Evet evliyim Nur Hanım. Peki hemen rüyanızı alalım lütfen. Tabii ee, hocam ben dut ağacına çıktım. Ee, i̇ri iri beyaz dutlar topluyordum. Hı hı. Bir soru sorabilir miyim? Evladınız var mı efendim? Evet hocam var. Peki biriyle aranız biraz limonlu mu efendim? Yani var evet hocam. Efendim o geri gelecek size inşallah. Ve düzelecek inşallah. Biraz zamana ihtiyaç var. Peki çok teşekkür ederiz. Çabanız ediyoruz. boşa şey gitmeyecek. O kedi buraya gelecek. <laughs> gelecek. Evladıdır kavuşacak. Hanım, çok, evet. Mercan Hanım teşekkür Mercan ediyoruz. Hanım. Ve Rüveyda Hanım'ı bağlıyorum. Rüveyda Hanım. Merhaba. Iyi hoş geldiniz. Var. Evli miyiz bekar mı? Evliyim. Peki hemen rüyanızı alalım. Ee, Annenimin evindeyim ben. Balkonda annem ben ve ablam oturuyoruz. Yıllık bu ufaklı 3-4 tane Bukalemun geliyor. Bana doğru geliyorlar. Ben korkuyorum, içeri kaçıyorum. Hı hı. Daha sonra annem e, bu kalemunları kovuyor. E, merdivenin başına da böyle kırmızılı bir halı büküp koyuyor. Rüveyda açıyor kapıyı. Bukalemunlar gitti diyor. Hı hı. Ben de sonra açıyorum kapıyı. Onlar içeri alıyor. Evli alıyorum. miydi kardeşimiz? Evet evli, mi? evli. Evet. Kızım annenizi dinleyin. Biraz bir takım ev olarak hani evin içinde olarak burada bir sıkıntı var. Ufak tefek sıkıntılar olduğu için bunları büyütmemek gerekiyor. Burada karamsar olduğunuz, kararsız olduğunuz gözüküyor. Onun için siz yerinizde ağır durun. Kırmızı olması en son. Allah izin verirse başarı sizinledir inşallah. İnşallah. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'a gidiyoruz. Karadeniz'in en güzel yerlerinden biridir. Selam evet. olsun. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba. Evli miyiz, bekar ee, mı? Bekar. Hemen rüyamızı geçeyim. Lütfen. Ee, rüyamda eski nişanlım yarış atına binmiş. Atımda yarış atı giysisi var yani. Rüya eski da jokeymiş. Ondan sonra atın üstünde yarışıyor. Sonra benim sağ kolumda 7-8 tane kalın müziklerden var. Diyorlar ki o sana bunlardan çok alacak diyorlar. Tamam. Sonra benim evimde de küçük bir midilli var. yanında da benim yeğenim var. Tamam. Diyorum ki ben bu ata binmeyeyim. Çok küçük, çok tatlı dedim. Kıyamam dedim. Siz Söyledim. de evine girebilirsiniz. Tamam gireyim. Bekliyor musunuz efendim? Bakın şimdi Buradan nişanlınız yani eski nişanlınız size yanlış yaptığı için kendisi bazı işleriyle alakalı bazı güçleriyle alakalı ne kadar ne kadar mücadele verse de sizin biraz ahınız olduğu için işlerinin rast gitmeyeceğini ve o kişiden alacağınız haberlerin olacağını gösteriyor. O kişi size ya geri dönecek veya o kişi biraz daha battıkça batacak. Çünkü dua etmiyorsunuz, beddua ediyorsunuz. Yap ee, telefonlarımız kilitlenmiş durumda şu anda. Türkiye'nin evet. en ünlü rüya yorumcusu stüdyomuzda. Biliyorum hepiniz bağlanıp rüyanızı sormak istiyorsunuz. Ekran başına yeni geçen sevgili seyircilerimiz rüyanız gelecekten haber veriyorsa... ...dün gece ya da bir ay önce gördüğünüz o rüya sizin için ne anlatıyor? Merak ediyor musunuz? Bunun için yapmanız gereken tek şey var. Bizi e, bu gördüğünüz numaralardan aramak. 0212. 333, 33, 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Ee, hayatta her şey var. Ee, Instagram adreslerimiz, programın hesabının Instagram adresi. Ee, YouTube'u zaten biliyorsunuz. Nur viralli hayatta her şey var. Abone olmadıysanız bir tıkla da abone olmanızı rica edeceğim. Hadi bakalım telefonlarla devam edelim. Ee, Hüseyin kim var? Nesibe Hanım. Nesibe Hanım. Evet bekliyorum. Efendim canlı yayındasınız Hoş geldiniz. Evet. Hoş buldum. Ee, İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evli miyiz ee, Nesip Hanım? Evet evliyim. İyi yayınlar hocam. Eyvallah hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, rüyamı anlatayım. Ben 10 gün önce gördüm bu rüyamı. Tamam. Ee, 3 tane çeşme var. O çeşmenin biri başında ben, birisinde küçük görümcem, birisinde büyük görümcem. Büyük görümcem abdest alıyor, hı hı. küçük görümcem hiç konuşmuyor. Ben de lahana ama lahana ki o kadar büyük bir lahana ki e, palmiye ağacının yaprakları kadar o kadar büyük yeşil beyaz bir e, lahana. Ben de onları yıkıyorum, e, sar ay diyorum bunları sana sarı, sarı bitmez bu kadar e, sarmayı ben nasıl saracağım yalnız başıma nerelerdesiniz diye görümcelerimi arıyorum. Ama küçük görümcem ortadan kayboluyor. Büyük görümcem evet. yanımda ama evet. küçük görümcem ortadan kayboluyor. Tamam konuşabilir miyim efendim müsaadenizle? Şimdi burada lahana sarması denince zaten akla beyaz lahana geldi. Şimdi burada hafif biraz kilolu bir kadın. Burada ortalığı biraz karıştırıyor. Ailece, ailece birbirinize destek olarak sürdürdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle olumsuzluklardan hep beraber kurtulacağınızı gösteriyor. İnşallah. Ve sabırlı olmanız gerektiğini gösteriyor. Allah'ın izniyle bir sıkıntı ailece aşılacak. Hmm. Mor lahana olsaydı yine yalanlar, işte bazı olumsuzluklar devam etmiş olacaktı. Kandırmalar. Evet kandırmalar ihanetli. devam edecekti. Fakat gel gelelim beyaz lahana, ortalığı biraz temizliyor ama hafif kilolu bir kadın. Ortalığı ne kadar şey karıştırmaya kalksa da başaramayacak. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Zeynep Hanım Sakarya'dan hattımızda. Zeynep Hanım. Alo. Ay, Hoş İyi geldiniz. Yıllar. Çok teşekkürler. Buyurun dinliyoruz. Hemen rüyama geçeyim. Ama ne olur ee, bütün arayanlar için söylüyoruz evliyim bekerim, ya da bekarım diye. Bekerim. He. Söyleyin <laughs> en başında. İstihara, i̇stihara rüyası bu babaannem Aa, benim süper. için yapmıştı. Ee, beni babaannem eski bir değirmen un değirmeninde elimde un eleği sürekli bir yerden beyaz un. ...aktığını benim elediğimi görmüş. Yanımda da bir çuval... E, ...mısır unu varmış. Babaannem demiş ki... ...ikisini birlikte karıştırıp ekmek yap. E, ben de demişim ki... ...hayır babaanne ayrı ayrı ekmek yapacağım... ...demişim. Nasıl? Ama babaannem diyor ki... ...sürekli bir yerden un sıkılıyor. Sen de sürekli... ...eliyordun diyor e, unu. Sevgili kardeşim inşallah kısmetinizin... ...açılmasına, istiharenizin... ...çok güzel olduğuna, iki talebinizin ...var olduğuna ama... ...biriyle yola çıkacağınıza ve bu... ...istihareniz güzel olduğu için olumlu geçtiği için inşallah sözünüzden vazgeçmeyin devam edebileceğinizi gösterir. Devam edin yani yolunuza. Şimdi bilmeyenler Korkulacak için bir durum söyleyelim. Yok. Hepimiz biliyoruzdur ama bilmeyenler için söylüyorum. Evet. İstiare e, hep programlarımızda konuştuk. İstiareye herkes yatabilir. Yatabilir Değil evet. mi? Evet. evet, evet. Önemli olan istiare rüyasının yorumlanması. Yorumlanması çok yani önemli. Yani mesela oğlunuzu evlendireceksiniz, kızınızı evlendireceksiniz. Hı -hı. Sağlık, iş vesaire yani kendinizle alakalı bir kısmet var. iyi mi kötü mü diye herkes istiyare rüyası yapabilir, yatabilir biraz yapabilir. sonra onu konuşalım istiyare rüyasını tamam, nasıl yatacağımızı tamam. ama burada önemli olan o rüyayı gördükten sonra onu yorumlayacak kişi evet yani mesela ben kendimle ilgili yatabilirim tabi ekran başına bizi izleyen herkes Kendi ilgili yatabilir. yatabilir sevdikleri yatabilir annesi yatabilir ablası yatabilir babası ağabeyi. Yatabilir bunlar. Teyzesi, halası yatabilir. Yeter ki sizi seven biri olsun. Bir de nasıl yatacağınız, yani istihare rüyası nasıl yatılıyor onu da biraz sonra biraz konuşalım. Biraz evet. Hattımızda kim var yönetmenim? E, Hüseyin duyamıyorum seni. Hülya Hanım. Hülya Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz Nasılsınız, buyurun. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum bağlandığım için sizi çok seviyorum. Ya ben istiyorum ki aslında herkesi bağlamak. O yüzden böyle hızlı hızlı tutuyorum telefonu. Çok şanslıyım. Hemen anlatıyorum. Şansınız Ay tutulması gördüm rüyamda. Ayın tutulduğunu görüyorum. Çok aydınlık bir ortamdayım. Evli miyiz peki? Efendim? Evli miyiz? Ev, özür dilerim evet evliyim. Üç tane de çocuğum var. Allah bağışlasın. Ee, e, ayın tam ortasında çok aydınlık el izimi görüyorum yani. Benim de bilmiyorum ama bir el izi görüyorum. Yoluma devam ederken dönüp tekrar aya baktığımda da bir ayak izi görüyorum tam ayın ortasında. Evet. Şimdi parça parça halinde elinize geçecek olan bir para var efendim. Allah izin verirse elinize geçecek olan para var. Biri gündüz gelecek bir parçası, bir parçası da gece gelecek, akşam üzeri gelecek size. İki parça halinde rızkın geleceğini gösterir ve kişi Aydınlığa çıkacaktır. Umutsuz olmaması gerekiyor. Hülya Hanım sevgiler, şansınız daim olsun. Bak bugün katıldığınızı şans olarak nitelendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şansınız daim olsun. Nesrin Hanım, bir başka telefonumuz. Alo. <laughs> Alo. Nesrin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, dinliyoruz sizi. Evli miyiz, ee, Evet. Evliyim. Ben Rüyam'da inek sağdım. Hı. Ama şöyle yani bir kova sağdım tekrar yanındakilerden kova istedim. Yani sürekli şey sağdıkça gerisi <laughs> geldi öyle değil. Peki siz bu Orta. rüyayı gördüğünüzde ne hissettiniz mesela? Rüyayı kendi kendinize nasıl yorumladınız? Aa, yani ailece planladıklarımız vardı. Onların güzel olacağına inşallah yordum. Yordunuz. Peki hocam siz İşin ne dersiniz? Neydi, ablamızın? Nesrin. Nesrin ablacığım bakın siz o kadar kalbi temiz bir insansınız ki bu görmüş olduğunuz rüyanın karşılığında yapmış olduğunuz evinizin içerisinde sıkıntı veya ferahlığı lütfen bir kadınla yani bunu bir kadınla paylaşmayın. Hmm. Siz bunu paylaşmışsınız oradan sizin hani tekrardan bir e, kova istemeniz süt için burada paylaşım yapıyorsunuz yani evinizde yaşanan bir şeyleri paylaşıyorsunuz dışarıda. Paylaştınız mı Nesrin Hanım? Paylaştım çünkü oradan nasıl? Ay hacı inanmıyorum size. <laughs> Paylaşmaması gerekiyor çünkü mutlu olacaklar olaylar var evlatlarıyla. Özür dilerim kadar. bir Buyurun. şey soracağım. Rüyanın neresinden anlıyorsunuz bu paylaşmayı? Başkalarından şey istiyor mesela hani e, kova istiyor sütü doldurmak için. Bu evinde kazancını, bereketini, çocuklarıyla mutluluğunu, birçok şeyini dışarıya anlatıyor. Boş kovalar. Yani insanlar anlatıyor. Yani iyi ki de şeye gelmemiş yani göze gelmemiş diyelim. Nesin Hanım, yani İyi ki göze gelmemişsiniz. Yani paylaşmamak lazım evet. böyle şeyleri. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Öpüyoruz sizi. Vallahi bize de ders olsun. Rüyalar mesajdır. Allah insanlarla rüyalarda cevabını verir İnsanların yapmış olduğu dualarda. Bak şimdi nasıl şaşıracağız canlı yayında. Evet. Daha daha evet. durun, daha, daha, evet. daha yeni başlıyoruz. Futbolcuları evet. bunlar. Evet. Serpil Hanım. Efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Rüyam ee, rüyamı anlatayım. Ama evli miyiz, bekar mıyız? önce onu söyleyelim. Benim eşim öldü. Bekarım şu an. Allah rahmet eylesin. Buyurun. Sağ e, olun. Bir havuzu başındayız annemle beraber. Hı hı. E, bir tane kız atlayıp e, yüzüyor. Anneme diyorum ben biz de yüzelim diyorum. Sonra bakıyorum annem havuzun içinde yürüyor. Ondan sonra e, annemin ağzına kadar geliyor su var. Biraz diyorum beriye gel diyorum. Sonra ben de girmek istiyorum. Paçalarımı sıyırıyorum. Bakıyorum su yok. Havuzun içi boşalmış. Evet, şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, hayatınıza giren veya girmek isteyen biri var mı? Hayır. Tamam, burada hayatınıza girmek isteyen biri var. Annenizin orada olması, annenizin sağlığıyla ilgili bir takım sıkıntılar yavaş yavaş aşılabilir. Bir takım evin içerisinde yaşanan sıkıntılar kalkacak. Havuz olması, kişinin bereketli günlere kavuşması ve kafanızın içerisindeki sizin veya annenizin kafasının içindeki soru işaretleri çözüm bulacak. Ama sizin hayatınıza girmeye çalışan, yani helaliyle girmeye çalışan biri de olacak. Mer Serpil Hanım, hayatınıza girmek için adım atacak biri olacağını biri olabilir. söylüyor evet. hocam. Evet. Annenizle konuşabilirler ve hani işi ciddiye bağlamak için böyle bir atılım olabilir. Çünkü evet, çömerliyor paçalarını, havuza girmeye çalışıyor. Havuz kişinin yaşam hayatıdır. Hayırlı olsun evet. inşallah. 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 Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Meral Hanım hattımızda. Meral Hanım. Efendim? Canlı yayındasınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, Hanım. Ee, dinleyelim sizi. Ev, çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Hayır, rica ederim. Rüyamda mercimek çorbası gördüm ama içmedim. E, siz mi yaptınız yoksa hazır yapılmış mı vardı? E, ben yapmadım ama bir arkadaşım var yanımda, o da mı yaptı bilmiyorum. E, gördüm, böyle sulu e, Boşaltıyoruz biraz üzerinden suyu Çok suyu olmuş diyoruz döküyoruz hmm. Sonra o arkadaşımla e, Kırmızı kırmızı köy domatesleri seçiyoruz Peki hangi kadından Yardım istediniz efendim siz Rüyanız bir kadından Yardım istediğinizi Ve bu yardımın size bir kış ayında Bir akşam vakti geleceğini gösteriyor Böyle bir konuyla ilgili bir yardım girişiminde Bulundunuz mu bir talebiniz evet. oldu mu Evet 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 şu anda çok sıkıntıdayım, çok bunalımdayım. Evet. Olacak kızım Ay, inşallah olacak mısınız? sabırlı. Allah olur. malum etmiş yani tabii, size. Tabii tabii gelecek i̇nşallah. o yardım gelecek bir akşam vakti gelecek. A, i̇nşallah Merel Hanım evet. efendim Allah temiz kalbinizin güzelliğini yaşatsın Amin. size. Amin. Yüce Yaradan zaten size o mesajı vermiş hocam rüyanızı yorumladı dedi ki. Talep ettiğiniz yardım Oğlum bir kış inşallah. ayında mı? Kış ayında. Kışta zaten girdik Teşekkür biz. Teşekkür ederiz. Kışın yağmurların yağdığı bir Ay. akşam vakti. Ba, tüylerim diken diken oldu. Evet Allah'ın izniyle. Şimdi hep şey diye düşünüyordum aklımda. Neden hep kadınlar soruyor rüyalarını? Erkekler nerede? Diyordum. Bülent Bey'i bağlıyoruz. <laughs> Bülent Bey. Buyurun. Hoş Alo. geldiniz. Hoş bulduk, selam. Ben de, aleyküm de tam, aleyküm selam, ben de şimdi tam şey düşünüyordum, A neden hep kadınlar arıyor acaba, erkekler rüyalarını merak etmiyor mu diyordum. Yönetmemiz dedi ki, Bülent Bey hattımızda, Değil hoş mi? geldiniz, evet. buyurun. Hoş bulduk, selam. Ya iki gün önce, e, daha doğrusu içme biraz aramda problem var. Bülent Bey özür dilerim, evli misiniz? Evliyim. Evlisiniz, peki. İşin Eşim, aramızda biraz problem var. Evet. Bunun için e, iki gün önce istirahat arkadaşlar Arkadaşları uyaralım kimse bize bilgi vermesin özel hayatından. Bülent Bey de ha, dahil. Bülent Bey evet. şöyle yapalım ve bütün bağlanacaklara tamam. sadece evli mi bekar mı olduğunuzu söyleyin. Tamam, tamam. Ama özel hayatınızla ilgili hiçbir bilgi vermeyin evet. lütfen. Evet tamam. buyurun. İstirahat yaptım. Rüyamda hemen e, yattıktan sonra yarım saat rüya gördüm. İki tane yeşil kertenkele gördüm ve bir tane de yeşil yılan gördüm. İki, iki kertenkeleyi elimle aldım ve bunları dışarı attım. Tamam. Bir yılan kertenkele de benim pantolonun bacağımdan içine girdi. Ama bunu söyledim ki kendi kendime bu yılan zehirsiz bir yılan. İçinden çıkarttım yılanı da aldım dışarı attım. Bu niye gelebilir? İster dua et. Şimdi ferah olmanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Biraz ağır kalmanız gerekiyor. Hızlı bir hareket yapmamanız gerekiyor. İki insanın sizin yuvanızla alakalı eşinizle alakalı araya girdiğini gösteriyor. Bir taraftan birileri barıştırmaya kalkarken, bir taraftan birilerinin bozmaya çalıştığını gösteriyor ama velhasıl hasıl Paçanızdan içeri tekrar girmesi Allah nasip ederse beklerseniz bazı düzelmeler kendi hayatınızda olabilir. Yeşil olması zaten sizin bir duanızın kabul olmasını gösteriyor. Siz yeter ki sabırlı olun. Hülyat evet. Bey sabrın sonu selamettir. Evet. Belki şu anda ilişkinizle ilgili problem yaşıyorsunuz Var, ama onu söyleyeceğim ya size diyor bize... ki. Sabreden derviş, muradına ermiş. ermiş. Evet. Peki. Evet. Melek Hanım'ı bağlıyoruz hattımızda. Melek Hanım. Nur Hanım, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, çok teşekkür Hoş ederiz. Hoş buldum. Buyurun Melek ee, Hanım. Hocam ben evliyim. E, rüyamda e, kapı çalıyor. Kapıyı açıyorum. E, rüya e, Kapıda görümcemle ve yanımda eşim. Yalnız eşim uzun bir palto giymiş, siyah bir palto. Yalnız ben ikisini yan yana görünce sinirleniyorum. Açıkçası görümcemi gördüğüm için sinirleniyorum. Ee, tam böyle kapıyı geri yüzlerine kapatacakken uyanıyorum. Evet burada Allah izin verirse kış ayında sevinçli, müjde verici bir habere yine ulaşacağınıza, eşinizin sizinle alakalı arada olan ufak tefek problemlerin kalkıp artık sizi dinleyeceğine, sizin de bazı konularda yani şimdi özellikle ellerinizde, şuralarınızda bile bazen sızı olduğunu gösteriyor. Bunların geçeceğini işaret Ama... ediyor. Sızı. Ellerinde Bileklerin... biraz ağrı var. Var ağrı. mı öyle bir şey? Var hocam. Yalnız ki görünce mi görmem ne demek rüyamda yani? Bir dakika bir dakika onu söyleyeceğiz de. Bileklerinizde ellerinizde sızı var mı gerçekten? Evet var var. Evet kanınız zayıf efendim. Burada Allah izin verirse ben bir şey öneremem. Ben sağlıkçı Ay değilim ama kanınızı kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Görüncesini görmesi. hiçbir sıkıntı yaratamayacak. Allah izin verirse söylediğim bir söz var. O kedi buraya gelecek ya. Eşin ne yapar, ne edersen et kızım. Eninde sonunda senin dediğin şekilde olacak inşallah. Ay hocam inanamıyorum size. Eyvallah. <laughs> Gerçekten. Evet. Peki Peki Merale'me te çok teşekkür ediyoruz. Ama lütfen bir doktora gidin olur mu? Yani evet. eğer bileklerinizde işte ağrınız varsa Hı -hı. hocam da evet. yani gördüğünüz rüyayı sağlık açısından yorumladı ihmal etmeyin ne olur. Evet. Ülke Hanım. Ah. Ülke Hanım canlı yayındayız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, ee, İyisiniz. ben e, hemen Rüyam'a geçeyim isterseniz böyle iyiyiz. Evli miyiz, bekar mıyız önce bunu bekarım, öğrenelim. Peki. Ben. Buyurun. Hı hı. E, hocam rüyamda e, tanıdığım iki doktor, erkek doktor e, odada, geniş bir odada. Daha çok odada şu da dikkatimi çekiyor. 90'lı yılların Hani eski demode bir görüntü ama temiz ve çok düzenli. Ağaç beşik var, sallıyor ikisi e, o beşik sallıyor. Beşikte de Güya benim erkek evladım varmış, bebek varmış. E, ben e, aynı zamanda onlara çay yapmak için mutfağa gidiyorum. Demir döküm, beyaz, mavi renkte. Özür dilerim. E, mavi renkte demir döküm, bir demlikte çay yapıyorum. Çayı görmüyorum ama Güya çay varmış içinde. Hı -hı. Bu kadar. Şimdi bazı dostlarınızdan alacağınız müjde verici haberler var. Elinize geçecek olan bir para var, bir kısmet var. Bolluk var, bereket var. Kafanıza takmış olduğunuz iki şey var. Bu iki şeyden kurtulacağınıza ve Allah nasip ederse çay olması dostlarınızdan alacağınız güzel haberlere ve netice itibariyle bir muradınızın olabileceğine bir de boynunuzun biraz ağrıdığını gösteriyor. Var mı öyle bir Omuzlarda boyun ağrısı? Evet, araba kullanıyorum. Buna bağlı. Boyun ağrım oluyor. Peki, teşekkür Geçmiş ediyoruz. olsun. O da doktora gitsin kardeşimiz. Biraz dişlerini göstersin. Korkulacak bir şey yok ama. <laughs> Yemin ediyorum <laughs> sol. Yani sizi soluksuz izliyorum ve dinliyorum. E kardeş, zaten abini biliyorsun. O yüzden. Hayır, bak ediyorsun. biliyorum. Allah razı olsun. Biliyorum. Evet. Yani Şu da anlayabiliyorum hocam. Atıyorum rüyamda şunu gördün. Yaşamınla ilgili şöyle. Hani siz o kadar büyük nokta atışları yapıyorsunuz ki. Ben sizi evet. tanıyorum biliyorum ama evet. vallahi şaşkınlığımı gizleyemiyorum. mi? yerde oluyor böyle. Peki diğer telefonumuzu <laughs> da alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hemen rüyanızı alalım. Evli miyiz, bekar mı öğrendikten sonra? Be bekarım. Hı -hı. Ee, ben e, bilmediğim bir eve gidiyorum. Bir hanım var. Ee, kapalı bir hanım. Ee, onun evi şey, hamama benziyordu. Sonra içeriye giriyorum. Orada bir havuz var. Çok güzel bir havuz oraya birkaç kere dalıp çıktığımı görüyorum ama o sırada 5 tane aslan görüyorum beyaz aslan hı hı. ve sayıyorum tedirgin oluyorum ama bana bir şey yapmıyorlar o evden çıktığımı görüyorum daha sonra ama o havuzun içindeyken de kuzenimin eşiyle tartıştığımı görüyorum. Siz söz ya da nişan gibi bir şeyden ayrıldınız mı efendim? Evet söz nişan değil ama bir isteme gibi bir durum oldu Evet. ama çok evet. uzun süre oldu e, ee, bağlantımız da çok bitmedi. Evet aranızı bozan birileri olmuş siz önünüze bakın aslanların olması evet bir akşam vakti bir kadının size yardım edeceğine kısmetinizin açılacağına 5 tane aslan olması 5 rakam olduğu için 5 saat 5 gün 5 hafta içinde veya 5 ay içinde size telefon geleceğine ve Allah'ın izniyle aydınlığa çıkacağınız günlere kavuşacağınızı gösteriyor. Ama bize kış ayında yağmur veya karlar yağarken böyle bir durumun yaşanacağını göstermiş. Peki evet. teşekkür ediyoruz. İlhami Bey'i alalım hemen canlı yayımızda. İlhami Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, ben işte rüyama anlatmak istiyorum. Evli miyiz ben... İlhami Bey? Rüyamda denizden büyük dalgalar var. Peşim sıra denizden koşarak çıkıyorum. Hı. Çok şükür diyorum kurtuldum. Boğulmadım yani çıktım diyorum bu denizden. Evet. Büyük dalgalar. Evli misiniz? Hayır eşimden ayrıyım ben 6-7 yıldır ayrıyım. Peki. Evet denizden çıkmanız efendime söyleyeyim kendi hayatınıza bir düzen vereceğinize çünkü düzensiz giden bir hayattan kurtulup Allah nasip ederse selamete çıkacağınıza ufak bir mevla para dışarıda kaldığına bu paranın sizi bulacağına siz ise hulisi kalple temiz bir kalple birilerine bir şey vermişsiniz ama bunun karşılığını yine alacağınıza ve hayatınızın düzenine inşallah ulaşıp gireceğini gösteriyor. İnşallah. Evet. Peki. Hocam biraz önce dedik ya hani herkes istihare rüyasına yatabilir. Yatabilir. Sizi ben yine programda ağırlayacağım. Evet. İstihare rüyalarını da konuşacağız. Tamam. Bakın oğlunuzu evlendirecek, kızınızı evlendirecek olabilirsiniz. Ne bileyim bir ev alacaksınız, bir araba alacaksınız, evet. bir şey yapacaksınız, bir girişimde bulunacaksınız. Onun için herkes istihare rüyasına yatabilir. Nasıl yatacağız istihare rüyasına? Seviyorsan sen yatma eğer birine. Annen yatsın, peyz evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman annen yatsın, ablan yatsın, kardeşin yatsın. Çünkü onlar önemli. Çünkü seviyorsun bir şeyi tabii, görmek şaka kötü şey görmez da yani istemiyorsun. Bir dakika. kalbinde eğer biri varsa sen yatma diyorsun. Sen yatma tabii. Benim Baş... yerime bir tanıdığım vardı. Tabii, ya, tabii yatsın daha iyi. Daha iyi olur, daha uygun olur. Çünkü biz sevdiğimiz için bazı şeyler görmezden geliriz. Tamam. Ama onu görmemiz lazım. İstihare namazını mı anlatayım? Peki Neyi? sadece şey mi mesela iki, yani duygusal yani ikili ilişkide mesihare etkili. İkili yatılıyor? ilişkide yok. Her şeyde yatılabilir. Ev alacaksın, bu ev bana hayırlı mı? Araba alacaksın veya bir yola gideceksin. E, oğlunu başka bir okula aldıracaksın, tamam. evladını başka yere göndereceksin. Nasıl yapacağız Bunlar. peki? i̇stihare namazı iki rekat namaz da olur yani. Evet. Niyet edeceğiz önce, efendime söyleyeyim. Birinci rekatta Sübhaneke, sonra Fatiha suresi, sonra e, Kafirun suresi. Hı 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 hı. E, ve arkasında ikinci rekatta, efendime söyleyeyim, e, yine Fatiha suresi, yine İhlas suresini okuyacağız. Ve bittikten sonra ettayatı okuduktan sonra sağa sola selam verdikten sonra duamızın içerisinde niyetlerimizi belirteceğiz. Ve karanlık bir odada tabi koridor ışığı yanabilir veya orta hol yanabilir. Burada sağ omuzumuzun üstüne yatarak uyuyabileceğiz. Uyuduktan sonra da Allah nasip ederse o anki bize gelen mesajları algılayacağız. Tabi ben her zaman söylüyorum eğer birini seviyorsak biz yatmayalım. Tamam. Annemiz yatsın. En güzel de zaten annenin, yani anne yoksa mesela vefat etmişse. Teyze, ederse. hala, seven Bir biri, arkadaşın dahi olabilir bu. Ondan sonra yatıyorsunuz gördüğünüz rüyayı Mehmet Emin Kırgil official evet. instagram adresi oradan da sorun. Hocamı ben buraya yine davet edeceğim Allah bizden Allah de sorun eyvallah. olur mu? Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. E, müjde veren rüyaları lütfen unutmayın olur mu? Bunun içerisinde gördüğünüz rüyanın müjdeci mi olup olmadığı yazıyor. ...tavsiyemizdir efendim. Kalbi çok güzel insan, ediyorum. seni ve tüm izleyicilerimizi... Allah ...kainatın lazım. sahibine emanet ediyorum. Ay daha, daha ne denir ki bu cümleye? Eyvallah, Allah çok rahatsız. teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sevgili seyircilerimiz şimdi başka çok kıymetli... ...başka bir konuğumu sizlerle buluşturacağım. Özellikle ya ben ya bir türlü kilolarımdan vazgeçemiyorum diyorsanız... ...bütüncül şifa uzmanı gelecek. Ve Zeynep Işık Büyükbay bize mizacımıza göre nasıl zayıflayacağımızı. Yani kendi mizacınıza göre doğru besinler hangileri onu konuşacağız. Hocama teşekkür ediyorum. Zeynep Işık Büyükbayı sizlerle buluşturuyorum. Bütüncül şifa uzmanı. Ben kendisini çok seviyorum. <laughs> tarzını, tavrını, bilgilerini gerçekten hoş geldiniz Zeynep hoş Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi siz bütüncül şifa uzmanısınız ve mizaca göre insanların beslenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz programlarda mizaçları biraz anlattık ama tabii biliyorsunuz yayınımıza her dakika yeni katılanlar, biz yeni izleyenler var. Zeynep Işık Büyükbay herkesin bir mizacı olduğunu söylüyor. Mizaçlar dörde ayrılıyor. Evet. Onu önce bir seyircilerimize hatırlatalım. Evet. Lütfen bakın mizaçların özelliklerini söyleyeceğiz. Mizaçların özelliklerini sizlerle uyuşuyorsa hangi mizaca sahip olduğunuzu canlı yayında göreceksiniz. Evet. Ya bunlar burçlar gibi mi? Değil. Bugün tam da onu açıklayacağım. Hani burçlarla neden karıştırılıyor? Çünkü elementler burçlarda da bahsediliyor. Tamam. Neden? Çünkü gezegenlerin de mizacı var bu yüzden. Ama şu demek değil. Mesela ben yengeç burcuyum, su grubundayım. ...mizaçla bu bağlantılı değil. Mizaç sizin fıtratınız. Yani öz suyunuzdan, öz maddenizden bahsediyor. Hazreti Adem yaratılırken... E, ...Rabbimiz onu topraktan... ...bir diğer ayette balçıktan... ...yani devreye su girdi. Bir diğer ayette pişirilmiş topraktan... ...devreye ateş girdi. Hmm. Ve sonra e, ne, kendi nefsinden üflediğini... ...ruhu üflediğini söyledi. Devreye hava girdi. Yani izle şu ekranda gözüken şu anda... Evet. ...ateş, hava, hava su... su. Toprak. toprak. Evet. doğru da ayrılıyor. E, safravi, deme, demevi, demevi, balgami, balgami ve sovdavi. Bunlar çok zor da ateş havası toprak daha kolay geliyor Bundan sonra artık mizacı tanıttık. Ne yapacağız? Evet alemdeki her şey ateş havası toprak oluyor ama iş devreye, insan girince artık hıltlar devreye giriyor. Yani ben havai ve elementi diye bahsedersem bunun biraz değerini düşürürüm. Ama demevi dediğim zaman benim organlarımdan, kan hıltımdan. Fiziki özelliklerimden ve ruhsal özelliklerimden de bahsettiğimi devreye sokacağım. Yani artık e, şöyle yapalım. Hem kitabımızı da hediye edeceğiz inşallah bugün. E, bunu artık ezberlemiş gibi olalım. Biraz Peki, da oturtacağız. O zaman şöyle yapalım. Kaç tane kitabımız var orada? Beş kitabımız var. Beş, beş kitabımı seyircime hediye evet, ediyorum bugün. Yani mizaç ilmini daha iyi anlayabilmeniz için. Hayatta Her Şey Var ee, Instagram adresi. Orada son postun altına yazın evet. ee, arkadaşlarımız çekiliş yapacaklar 5 kişiye göndereceğiz ama tabi lütfen hesabı da takip etmeniz gerekiyor. Ee, bu bizim e, kurumsal yani yayınımızın hesabı hayatta Hı -hı. her şey var 5 kişiye hediye edelim. Peki. Şöyle yazsınlar mı Nur Hanım? Ne yazsınlar? Ateş elementi Safra safravi, hava elementi demevi, <laughs> su <Sov zor>. elementi <laughs> biyami, <laughs> toprak elementi soldavi. Bunu yazanlara hediye olsun. Ya canımsınız <laughs> ama seyircilerimizden hiç yormak istemiyorum öyle. Tamam. tamam. Şöyle yapalım. Ya şimdi şey de düşünüyorum. Hani ileri yaşta olanlar var. Uğraştırmayalım <laughs> tamam. insanları. Siz ne yazın? Ee, Zeynep Hanım'ın kitabını almak istiyorum. Yazın tamam. oradan arkadaşlarım şey yapacaklar çekiliş yapacaklar ee, yönetmenler ediyorum her zaten bak hayatta her şey var ama takip de etmeyi unutmayın bu beş kitabı beş seyircimize göndereceğiz Aynen. ama Aynen. onun öncesinde dedik ki bu mizaç ilmi yani e, ateş hava su toprak az önce sizin sıradı, sıraladığınız, sıraladığınız o bütün e, benim söylemekte zorlandığım e, aslında safra abi, kolay demeli, evet. safra abi demevi balgandır sol abi Bunlar hılkların isimleri yani vücudumuzda oluşturduğumuz o maddenin bizde baskın olan maddenin ismi. Hı. Ve ona bağlı olarak diyorum ya sadece ben demeviyim dediğiniz zaman mesela ben hava elementiyim diyemiyoruz. Ama ben demeviyim dediğimiz zaman bu kişinin hangi organlarında hangi rahatsızlıklar daha baskın. Bu bile belli Tabii. oluyor. Tabii hangi e, özelliklere daha meyilli hangi cinsel meyili var hangi kişilerle daha iyi anlaşabilir hangi ilimlere daha meraklı. Sağ beyin, sol beyin, proses, prosedür her şey orada önümüze dökülüyor. Yani biz diyorum ya bu terimi artık neden öğrenelim? Bir sebebi de şu, ee, büyük kitaplarda mesela bir Mesnevi okursanız, bir Marifetname okursanız, bir Mukaddime okursanız, bir Yunus Emre okursanız hep bunlardan bahsediyor. Peki, şimdi ben e, seyircilerimde aklında şu soru vardır, öyle tahmin ediyorum. Ben olsam merak ederim, e ben nasıl anlayacağım? Ben ateş miyim, safravi miyim, demevi miyim? Ya da ne bileyim balgamım miyim nasıl anlayacağım bunu? Evet. Şimdi cibilli mizaç dediğimiz bir konu var. Yani nasıl mizaj? doğuş cibilliği Hani büyüklerimiz der ya senin cibilliyetin, cibilliyet. Cib <laughs> yani böyle bir kelime vardır, cibilliyet. İşte var, senin <laughs> evet. cibil. Yani güzel bir şey. Hani sen iyi bir cibilliyetsin yani aslında. Bu da söyleniyor ama sonradan daha kötüymüş gibi oldu belki ama. Evet. Bu cibiliyet kelimesi bizde var. Cibilliyet ne demek? Doğuştan geldiğim hılt. Şimdi doğuştan geldiğim ölene kadar kalır. Fakat İbn Sina der ki insan mizacı seyyahtır. Yani tam sinirleniriz, tam sinirleniriz. Yani sizin şeyinizle ateş aslında saframız artar. Tam sinirli anda saframız artar. Arkadaşımızla muhabbet ederiz, dememiz artar. Yani havamız artar. Bir dersle uğraşırız, bir ilimle uğraşırız, suyumuz artar, beyin suyumuz artar. Yani, yani bağlamımız artar. Yani Bu bahsettiğiniz mizaçlar aslında her insanda var var. Ama kimilerinde daha baskın. Bir var. bir cibilimiz var ki o hiç değişmiyor o hep sabit kalıyor. Hani yedisinde neyse yetmişinde olur. O. Can çıkar huy çıkmaz. Gerçekten atasözlerinde çok sırlar var. Yani ilimle anlaşılan sırlar var. Evet cibili mizac değişmez. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Aslında geçen yayını mutlaka tekrarını izleyin. Orada nereden bahsettik? Fiziki özelliklerimizden bahsettik. Yani hepimizin bir belli başlı bir fiziki özelliğimiz var. Hepimizin gözünün bir yapısı, burnunun, dudağının, çenesinin bir yapısı var. Tabii, Tabii estetik mesetik de insan değişebilir ama yine eller değişmiyor, botoks, yine ayak, mokotlar botoks, karıştırmayalım. Ama ayaklar, eller değişmez. Doğru. Bir şey bir şey var yani. Değişmez. O bakış değişmez. Ne yaparsanız yapın insanın bakışını değiştiremeyiz. Aslında biraz tecrübeyle artıyor. Biz eğitimlerde o tecrübeyi Doğru. sağlamaya çalışıyoruz. Biraz gerçekten feraset istiyor. Biraz böyle inceleme istiyor. Ama kısa kısa değinirsek. O zaman şöyle yapalım mı? Kısa kısa değinelim, değinelim. E, hepsinin özelliklerini sıralayalım. Hı hı. Siz de hangi mizaca yakın olduğunuzu görün. Sonra o mizaçlardan yola çıkarak mesela özelliklerini anlatacak Zeynep Hanım siz diyeceksiniz ki ha demek ki ben ateşmişim, ben havaymışım. Yani evet. safraviymişim, dememişim, balgamiymişim ya da sovdaviymişim. Ona göre nasıl besleneceğinizi... Ne güzel söylediniz. Bak. Arka arkaya. Öğreneceğim. <laughs> Sonra nasıl besleneceğinizi, mesela demeviysen hangi gıdayı asla yememen gerektiğini evet. Bu müthiş bir bilgi. Evet. Müthiş bir bilgi. Bu arada Instagram'a yazıyorsunuz değil mi? Hayatta Her Şey Var etiketiyle ee, ve takibi alarak beş kitap göndereceğiz seyircimize. Şimdi ilk hangisi gelsin? Safravi mizacı. Evet. Yani ateş. Önce bunu Özelliklerini söyleyeyim. sıralayalım. Evet. Safravi dediğiniz zaman aklınıza sıcaklık gelsin. Kuruluk ve sıcaklık kuruyum ve sıcağım. Kendinize bakın ben hem kuruyum hem sıcağım. Ellerim kuru, kilom fazla yok. Kilo alırsam aşağıdan alıyorum ve ben sıcağım. Nasıl sıcağım? Fazla güneşe gelemiyorum. Kaşıntı döküntü başlıyor ve sinirlendiğim zaman ani çıkıyorum hemen pişman oluyorum. Çabuk sönüyorum. Ateşin özelliği gibi düşünün. Çabuk yükseliyorum, çabuk sönüyorum ve bundan pişman oluyorum. Bazı hanımlar gelir mesela bize der ki hocam eşimle büyük kavga yapıyoruz. 10 dakika sonra seni dondurma yemeğe götüreyim mi diyor. Mesela soğuk bir kadına bunu söyleyin inanılmaz korkunç. Ama sıcak bir mizaç bunu yapabilir. Bu durum onun için normal. Kendinizde bazı özellikler. Mideniz hassas mı? Mideniz hassas mı? Baş bölgenizde kaşıntı ve güneşe hassasiyet var mı? Ayaklarınız genelde soğuk mu? İşte siz ateş mizacısınız. Hareketli misiniz? Yerinizde duramıyor musunuz? Eve kapanmak en çok sizi mi etkiledi korona? İşte siz ateş mizacısınız. Gelelim. Zaten şu anda ekranda da yazıyor bakın hızlı ve çevik olurlar. Evet. Konuşkan, açık sözlüdür. Agresif, sinirli insanlardır. Akıllı, zeki insanlardır. Cinsel eğilimleri Yüksek. e, yüksektir. E, cinsel gücü değişkendir. Bunlar. Evet. Bir sır daha vereyim. Sayısal ve sözel zekası ikisi de çalışan bir mizaç bu mizaçtır. Ateş miz evet. mizacı. Evet. Çizim, sayısal ve sözel ikisi de baskın. Yani safravi, safravi mizacı. Öze... En baskın özelliği nedir safravinin? Öfke. Hız, hız ve öfke ve pişmanlık ve bizdeki bu insanlardaki o sonradan merhamet de işe yaramıyor bazen. Peki hız, öfke, pişmanlık, merhamet. ateşin, evet. merhamet en büyük özelliği. En baskın özelliği. Hemen neye geçelim? Demevi yani hava mizacına geçelim. Evet. Belki demevi olabilirsiniz ama önce bir özelliklerini öğrenelim. Demevi'de aklınıza ilk şu gelsin. Bu insan çok zayıf olmaz. Kemik gibi zayıf hiçbir zaman onu görmezsiniz. Yani en zayıf halinde de böyle bir etli etlidir. Ben o ben miyim acaba size geleceğiz. <laughs> Bu insanların çok zayıf görmezsiniz ve e, yani estetik tabi güzellik herkese değişkendir ama hani güzeldirler yani. Güzel doğarlar. Güzellik böyle bir kendilerini o kadar güzel adlederler ki ister istemez onların güzel olduğunu biz de kabul ederiz. Yani güzellik kavramları çok baskındır zaten kilit kelimelerinden birisi güzellik ve estetik. Hmm. Yani onlar bir yere girdiği zaman hemen güzelleştirme çabası. Bu insanların cömertliğiyle tanırsınız. Kendilerini her yerde belli etmeleriyle ve entelektüel bakış açılarıyla her konuda bilgisi var. Her konuda konuşmayı sever ve kendini konuşturur. Ortamda hemen dikkati toplar. Ve bu insanlar dış görünüşlerine takıntılı olabiliyorlar. Dış görünüşlerine yani kendi fiziki, kıyafet, saçım, görünüşüm. Sizin o kadar değildir. Yani yanınızdaki kişi o kadar önemli değildir bir demevi için. Kendisi önemlidir. Ve öğrenme, dinleme, muhabbet, sır tutamıyor. Dikkat edelim sır tutamıyor. Aa. Evet çok böyle önemli bilgileri sırlı bilgileri vermemeye çalışalım. Hani eşiniz demevi olabilir anneniz demevi olabilir. Ve bu insanlarda hep bir keyif yani bir keyif merakı. Hani gel bir kahve içelim gel bir tur atalım bize gel işte ben size geleyim. Hani bir böyle evim dağınık çok stresini yaşamaz. Genel itibariyle keyifçi insanlardır. Kasları kalın ve uzun vücutları evet. sıcaktır. Dudaklarının rengi koyu kırmızıdır ciltlerin rengi pembedir. Hassas organlarını da söyleyeyim bu da çok evet. güzel bir ipucu. Kalbiniz genelde hassassa, yani çarpıntıya tar, çarpıntıya çok müsait bir yapınız varsa, demevi olma ihtimaliniz yüksek. Sırtta ve alt kalça kısmında çiban ve e, sivilceye müsait bir yapınız hı hı. varsa, mesela sultanlarımızdan Kanuni Sultan Süleyman çibandan ölen bir e, şeyimiz, sultanlarımızdan biri o da mizacı demevi idi. Evet. E, de, bu da çibana dikkat edelim. Çiban. Şimdi e, ateşi saydık. Yani safraviyi saydık, demeviyi saydık, havayı saydık. Şimdi siz buradan size uygun miza, yani ben şu mizaca uygunum dediğinizde lütfen onu not alın çünkü nasıl beslenmeniz gerektiğini az sonra söyleyecek. Sıra geldi balgami, yani su. Evet, size. <laughs> ben evet. miyim su? Evet su. Ha. Evet siz mizacınız su. Şimdi su mizacının da hiçbir zaman kemik gibi zayıf görmeyiz. Ee, ama bu güzel bir şey o kadar da hani yani zayıflayınca bile bir şeyi vardır bir ne diyeyim etli hali vardır. Kemik evet. gibi zayıf hiç görmeyiz. Allah muhafaza bir hastalık yakalanmamışsa mesela eneroxia, bir zayıflama hastalığı falan yakalanmamışsa görmeyiz. Genelde bunlar ne kadar zayıflarsa zayıflasın o kolları bacakları elleri etlidir. <laughs> Ve bu insanlar. Demek ki mizacımızdan yani. Evet çevrenizdeki en uyumlu en sakin insandır. Fakat iç dünyası da en duygusal yoğunluğu evet. olan insandır. Beyin olarak en kaliteli mizac su. Evet çünkü beynin mizacı su. Hani güzel. Evet. Fakat fizik olarak da en yavaş, en pasif mizacımız da su. Yani çok hareket, aktif hareket, hızlı hareket bunlardan beklemiyoruz ama yüksek beyin burada bekliyoruz. Hatta geçen yayında dedim ki dünyayı sular ve ateşler yönetir. Sular beyin zekasıyla, ateşler de fiziki e, kuvvetiyle dünyayı yönetirler. Şimdi su mizacı deyince aklınıza ne gelecek? Çabuk kilo almaya meyilli. Su içse yarıyor dedik geçen yayında aynen. Su içse yarıyor bu mizacı. Zaten beslenmede bahsedeceğiz suyun özelliklerinden. Su içen yani ve bakıyorum da hem kilo almış, hem su mizacı, bir de aşırı suya düşkün. Bu da zehrine aşık olma hali. Yani bu da tehlikeli bir durum. Çok enteresan. Bir de aşırı su içme isteği görüyoruz. E çünkü yani ne yapıyoruz? Suyla kilo veririz diye çaba sarf ediyoruz. Bir de zehrine aşık oluyor. İşte bu da bu ilmin bir sırlarından. Yani mizaç bozuldukça, bozuldukça kendi zehrine aşık oluyor. E, en hassas organı ne? En hassas organı akciğerleri. Üşütme, öksürük, evet. hır, hırıltı, nefes, en hassasları akciğerleri. Yani bir denize girse, bir ha iyi kurulanmasa hemen göğsünden hemen çarpar. Aynen. Çok Akciğerlerine enteresan. çok dikkat edin. Eğer sizler kendiniz acaba ben balgamlı miyim diyorsunuz. Nasıl anlayacağız? Çabuk kilo alıyorum hocam, uykuyu çok seviyorum, ee, akciğerlerim hassas, hırıltıya müsaitim. Ben geçmişi çok unutamıyorum, bana yapılanları çok unutamıyorum. Tamam intikam intikam alma şeylerim yok ama unutamıyorum kolay kolay, İyiliği de unutmuyorum. Başkası İyilik kırılmasın de. diye çok hassas konuşuyorum ama ben çabuk kırılıyorum diyorsanız işte siz su mizacısınız. E, sakin ve sabırlı, huzurlu insanlar. Evet. Her zaman her şey için sinirlenmezler. Her şeyin hesabını tutarlar, sinirlidirler. E, akıllı ve kurnaz olduklarını zaten söyledi. Risk almazlar. Ee, bir önceki şeye geçelim. Ee, mesela orada cilt yapısını da söylemişsiniz. Evet. Ee, yumuşak bebeksi, e, daha beyaz ve pembe alt tabanlı bir cilt yapıları var. Evet. Ciltleri yumuşak ve nemlidir. Saçlarının rengi açık kumral sarışın ve beyazdır. Ee, Dudaklarının rengi açık kırmızıdır. Vallahi bebeksi bir insan. <gülüyor> bebeksi. Bebeksi. <gülüyor> Peki hemen toprağa geçelim. Yani Davi. Bakalım Sovdavi de olabilirsiniz. Evet. Bu, buraya kadar ki e, ne diyelim özellikler Mizajlara. sizde uyuşmadıysa bir de Sovdavi'ye bakın toprak burcu, toprak elementine. Şimdi toprak elementinin diğer elementlerden bir farkı var. Toprak elementi diğer mizaçlar gibi çok seyyah değil. Yani çok çabuk sinirlenmez, çok çabuk sevinmez, çok çabuk aşık olmaz. Yani duygu yoğunluğu fazla değildir. Değil. Mantıksal zekası çok daha kaliteli ve yüksektir sayısal olarak daha yüksek bir mizacı var. Sayısal olarak beyni çok daha iyi çalışır. Sol beyine daha yatkın insanlar. E, bu insanları fiziki olarak nasıl anlarsınız? İlk önce kemiksi zayıflama işte bu mizaçta var. Hani dedik ya su ve hava. Yani balgami ve demevi kemik gibi zayıf olmuyorlar ama burada oluyorlar. Sovdaviler oluyorlar. Sovdaviler çok zayıflayabiliyorlar. Kemikleri çok belirginleşiyor. Ellerinde çok kemiksi olabiliyor. Yüzlerinde burunları ve yanakçıkları çok kemiksi çıkabiliyor. En belirgin özellikleri göz çevresindeki halkalar. Yani koyulaşmaya çok müsait, çukurlaşmaya çok müsait. Bu insanların genel itibariyle kronik kemik sancıları. Yani huzursuz bacak sendromu. En iyi ipucu size bu olsun. Huzursuz bacak sendromu, gezen vücut ağrıları ve melankoliya. Yani <laughs> şey e, depresyona yatkınlık mı oluyor? Melankolik yaklaşım. Şöyle bir mu? söz var. E, hassas kalpler için dünya bir cehennem. Gerçekten soğuk mizaçlar hassaslar ve çok ayrıntıcılar. O yüzden dünya onlar için zor. E, ve gerçekten bu insanların melankolyası yani depresyona çok meyil... ...her şeyi sorgulayıp, sorgulama, zor ikna olma ve kaygı çok baskın olduğu için... ...daha e, hassas insanlar. Hı hı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer dengedeyse biz niye bu ilmin peşindeyiz? Çünkü dengeye getirebiliyoruz. Yani nur seviyesine getirebiliyoruz. Eğer dengeye gelirlerse dört mizacın en ahlaki olarak ahlaklı mizacı Top. topraktır. Evet. Kendisinden başka hiç kimseye zararı olmaz ve bu mizaclar adalet ve dürüstlük bunların işidir. Süper. Mantıklı ve duygusuz duygusuzdurlar. Evet, çok duygu yoğunluğu ee, konuyu yok. Konuyu her yönden ayrıntılı incelerler, tedbirli ve orta hallidirler. Adalet, Hı. dürüst ve vicdan sahibidirler. Yüksek standartlı ve mükemmeliyetçi evet. yapıları vardır ve sevgi sevgili Dediklerimiz bu dört elementin arasında en adil evet. yaşama yaşamda her an yanınızda olmak isteyeceğiniz bir karaktere mizaca Yine sahip. Yine sultanlarımızdan var. bir örnek vereyim. Tabi. E, Abdülhamit Han Hazretleri kendisi istihbaratın en iyi, yani şu anki istihbaratın bile kurucusu sayılıyor. Neden? Sorgulayıcı yapı zeka ortaya çıkıyor. Ayrıntıcılık ortaya çıkıyor. Toprak özelliği. Evet. tam toprak. Şimdi tahtanızın başına mı geçeceksiniz? Geçelim. Peki. <laughs> lütfen sevgili seyircilerimiz buyurun Zeynep Hanım siz geçin. Ee, mizaca göre bakın dört tane mizac saydık. Mizaca göre nasıl zayıflamamız gerektiğini yani ne yapmamız gerektiğini şimdi Zeynep Hanım bize tek tek anlatacak. Ee, lütfen not alın. Bakın bir de böyle zayıflamayı deneyin. Bir deneyin bakalım. Belki işinize yarayacak. Ben Zeynep Hanım'ı çok başarılı buluyorum ve sizinle buluşturmaktan çok büyük bir e, keyif duyuyorum. Şimdi bir tabak mı çizik, ne çizik oraya? Bu bizim e, tablomuz. Bu tabloyu tablo. oturursa bu tablo biz de oturursa bu ilim çok güzel ilerler, rahat tamam. ilerler. Şimdi, Şimdi önce şu... öncelikle ateşle başlayalım. Hı, ateşle. Ateş yani safravi mizacına sahipseniz neleri yiyip neleri yememeniz gerekiyor? önce şunu bahsedelim. Mizaç ne işimize yarayacak? Böyle bir mesela yorum gelebilir. Ne iş, ne yapacağız biz bu mizacı? Mizaç ne işimize yarayacak? Şu hayattaki hepimizin bir ayağını sabitesi var. Yani bu dünyaya niye geldik? Ne hedefle geldik? Hangi misyon ve hangi vizyon üzere geldik? Bunu anladık. Neden? Nasıl anlarız? Yani hani şu hocaya gidiyoruz, bu insana soruyoruz, bu kitaba bakıyoruz. Ben niye geldim? Benim esmam ne? İşte mizaç size bunu söyleyecek. Siz hangi misyon üzere geldiniz? Hangi kalite üzere geldiniz? Hangi başarılar sizde yatkın ve nasıl nur mizacı seviyesine gelebiliriz? Hocam nur mizacı ne? Nur mizacı bizim işte hedefimiz. Bu dördü varsa bir de burada hedefimiz olan nur seviyesi var. Nur seviyesine gelmek nasıl olacak hocam? Sağlam kafa sağlam vücutta. Hmm. Yani iyi bir zihin, iyi bir itikat, iyi Bütünsel. bir yaşam. Aynen. Ancak evet. sağlıklı bir bedenle. Siz de zaten bütüncül şifa uzmanısınız. Evet. Yani hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sağlam bir bedene sahip olmak istiyorsanız insan yediğidir diye Aynen e, hep konuşuyoruz ya yedikleriniz çok önemli. Çünkü yedikleriniz ya sizi hasta ediyor ya evet. da sağlıklı kılıyor. Şimdi ateşse mizacınız nasıl beslenmeniz gerekir? Şimdi bir ateşse ilk önce tablomuzun neresine yerleştiriyoruz? Hem sıcak hem kuru. Şimdi kuru sıcak yani ateş safravi. Safravi mizacı bir kere kendisine ait besinleri, kendisiyle aynı olan besinleri yediği zaman hastalanıyor. Ne gibi besin? Örnekler Örnek verelim. Kuru yemişler, baharatlar, acılar ve tatlılar. Yoğun tatlılar. Tamam. Bunları yediği zaman hastalanıyor. Çünkü onun mizacıyla aynı. Mesela ben desem ki çıksam bir yerde badem şuna şifadır buna şifadır. Olmaz. Kime göre? Safraviye göre zehir. Safravi'ye göre bir baharat, bir pul biber zehir. Aa. Bu yüzden evet bir şeyin şifası şudur demeyelim. Çiçeğe göre değişiyor. Aynen Salatalık şuna şifadır, buna şifadır. Hayır olur mu? Dört insan var, dört tip insan var. Birisine şifa olurken birisine zehir oluyor. İşte bu yüzden mesela çok duymadınız mı? Hocam herkes su içerek zayıflıyor, ben su içerek zayıflayamıyorum. Niye? Şimdi konuşacağız. Peki ateş mizacı ne yemeli? Ateş mizacına şifalar, şuraya yazacağım. Bir kere... Ee, soğuk besinler, yani bu soğuklar dokununca anlayamıyoruz, mizacıdır. Mesela yoğurt, mesela mısır, süt falan, süt şifadır. Ve soğuk nemli tüm besinler sıcaklara, yani sıcak kurulara şifadır. Yani ateş grubu bol yoğurt, süt, evet, mısır, peynir mesela, patates, peynir yiyebilir, evet ona şifadır. Ne yemeyecek? Kuru yemişler, baharatlar acı tatlar ve çok tatlı tatlar onlara çok tehlikeli. Zayıflama konusuna gelelim. Saf raviler kendi mizacı içindelerse kilo almazlar zaten. Ne zaman kilo alırlar? Şimdi anlatacağım. Gelelim sıcak ve nemlilere. Sıcak ve nemliler nedir? Hava elementidir. Hava elementi ne demekti? Demeviydi. Artık yavaş yavaş demevi diyeceğim. Yani birazdan artık demevi kalacak. Şimdi ateşleri sıraladık. Şimdi havaya geçtik. Evet. Hava elementi Kilo işte karşımıza geldi. Neden? Nemli eşittir kilo. Bir yerde mizacım nemli duyuyorsanız ve nem artışı varsa eşittir kilo. Şey gibi düşün, düşünelim mesela hmm, hava çok nemli e, ve bedeniniz ağır. şey ödem tutuyor. Aynen hava gibi. nemlenince ne diyoruz? Hava ağırlaştı diyoruz. İşte buradan bir e, şey olsun. Ağırlaşmak kiloyla bağlantılı yerde nem artışı varsa burası ağırlaşır. Dünyanın neresinde hangi maddeden bahsediyorsak bahsedelim. İnsan da oluyorsa bu nem arttıkça kilo artar. Eğer bir safravi mizacı kilo almışsa bilin ki kayması vardır. Nem artmıştır. Gelelim demevi mizacının zehirleri. Yani ona asla iyi olmayan şeyler ee, öncelikle soğan, turp ailesi. Aa, aa. evet mesela havuç, balkabağı ...hiçbir şekilde iyi gelmez. E yemeklere soğan koyuyoruz. Evet soğan koyuyoruz. İşte mizaca göre beslenmede... ...soğan koyduysak mutlaka onu... ...soğuk kuru bir şeyle dengeliyoruz. Peki. Önce o, o zaman biraz bir Zararlıları öğrenelim havaya. Evet. Kesinlikle bal kabağı örneğin. Koyun eti. Koyun eti normalde herkese şifadır. Ahir zamanda yani şu devirde dijital devrin arttığı, herkesin mizacı soğuduğu devirde ben koyun etini kimseye yasaklamıyorum. Ama bilelim ki eğer deminiz gerçekten çok arttıysa veya dengedeyseniz koyun etini biraz daha azaltalım. Ve burada yine tatlılar. Şimdi buraya mizaca işte zayıflama burada devreye giriyor. Hava elementi nerede zayıflar? Nasıl zayıflayabilir? Soğuk, kuru besinler tük tüketecek. Mesela koruk suyu. Bir tarif vereceğim en son inşallah. O da çok güzel olacak. Koruk suyu demevi yani hava elementini zayıflatıyor. Hani dedim ya bu hava elementi keyifçi, muhabbetçi, yiyeyim içeyim. Yani kilo alsa da kilo almış demez. Ben balık etliyim, kiloluyum demez. Çünkü dedim ya dış görünüşlerine takıntılı insanlar ama kilo almaya da çok meyilli. Neden? Güzel yemek seviyor ve çok uyuyor. Koruk suyunu aç karnına mı içeceğiz? Koruk suyunu aç karnına içebilir. Yemeklerden sonra da bal ile birlikte içebilir. Aa evet. Birazdan sirkence bin tarifleri vereceğim inşallah. Ama koruk suyu özellikle bu mizacı çok güzel zayıflatıyor. Bir diğeri alıç. Alıcın hem sirkesi olur hem de kendi suyu da olur. Yani hidrolat da olur. Alıç da çok iyi bu mizacı zayıflatıyor. Evet. Şimdi bir gelelim soğuk kurulara. Soğuk kurular zayıf yani toprak ve sovdavi. Bu mizaca zehirler nedir? Patlıcan, mercimek, ve ekşi her şey. Ekşi olan her şey sovdaviye zehirdir. Ve kilo almadığı için kilo problemi yok. Hı hı. Aslında kilo almasını istiyor genelde. Hocam nasıl kilo alırım diyen tipler buradadır. O yüzden e, zayıflama problemleri yok. Fakat gelelim en çok kilo problemi yaşadığımız balgamiler. Su, sular. Aynen. Balgami su mizacı. En çok ben kilo deiniz... problemi. <laughs> evet. Eğer biriniz "Hocam ben ateşim ama kilo aldım." diyorsanız bilin ki yine su mizacına kaymanız var. Ve tedavimiz nasıl olacak? En önemlisi süt ve süt ürünleri yasaklayacağız Tabii. kesinlikle. Süt, peynir, yoğurt, ayran size zehir. Ağzıma 5 aydır 1 gram peynir koymuyorum. Evet. 1 gram süt girmiyor. Evet. Hatta sizinle konuştuğumuzda bunlarsa yasak dediğimde siz dediniz ki zaten bana iyi gelmiyor. Aynen öyle. İşte dengede mizaç şöyle bir özelliği vardır. Yasal yiyince iyi gelmez. Peki devam edelim hocam. En çok bu insanı ısıtmak için yani ısıttıkça bu kişi zayıflar. Ne yapacağız? Pekmez şerbeti ve bal şerbeti. En çok bu insanı zayıflatan şey ısıtmaktır. Sıcak besinlerdir. Mesela aç karna tahin pekmez yemek. Aç, aç karna bal şerbeti içmek. Ve bu insanların en az 16 saat günde aç kalmaları lazım. Tüketimini azaltması lazım. Şimdi sirkencebün tarifi vereyim. Bir e, sıcak mizaçlara bir soğuk mizaçlara özel. E, şöyle sıcak mizaç dediğiniz hangisiydi? Evet sıcaklar, hava, hava ve ateş. Safravi hava ve ateşlere ve bir tarif geliyor. Hava ve ateş grubuysanız ne tarifi dediniz? Bu sirkencebün. Yani fazla hıltı vücuttan atmak için. Peki. Sirkeyle yapılan bir Osmanlı şerbeti. E, hemen bir tahtayı silip e, o getir e, ekranda var mı arkadaşlar Osmanlı şerbetinin tarifi? Ben hemen kısacık verebilirim. Yok mu? Tamam hemen tahtaya yazalım. Hemen kısacık vereceğim. E, lütfen siz de fotoğraf çekin, not, not alın. Evet. Tam silebilir miyiz acaba onu? Ben alayım mı Seni. Sıcak mizaclılara özel sirkencebünün tarifi. Özellikle mavi hindiba veya kara hindiba Su ve bal ve sirke. Bu kadar. Bir ölçek bal, iki ölçek sirke. Ölçeğiniz nasıl? Kaşık mı kullanırsınız ya da kapak mı kullanırsınız size bağlı. Bal, sirke, su ve kara hindiba veya bu veya e, kara hindiba veya mavi hindiba çayı. Nasıl yapacağız peki bunu? Demliyoruz sabah aç karna ve yemeklerden sonra. Yani tamam. gece uyumadan ve sabah aç karna bir e, su bardağına... Çayımızı demledik, biraz suyla karıştırdık. Bir mesela ben nasıl yaparım? Bir tatlı kaşığı bal, iki tatlı kaşığı sirke. Peki, bu kadar. Bunlar şurada yazabiliriz hangi gruplar içinde? Bu hava ve ateş. Dengede kalabilmeleri için, yani nur seviyesine gelmesi için, mizacını dengelemesi yani lazım. Yani bedeni dengelemek, evet. hastalıklardan korumak için evet. mavi hindiba ya da kara hindiba, su. Ee, bunu bir güzel kaynatacaksınız. Sonra içerisine ee, Kaynamadan ama balı, değil mi? Yani bardağımıza evet. aldığımızda mı et, et evet. ekleyeceğiz? Evet. Bardağımıza doldurduk, hemen bal erittik ve, sirke. ve sirkemizi ha. de ekleyip içtik. O ve ateşler için. Şimdi sırada ne var? Toprak ve su var. Evet, toprak ve suya şifa. Şu Aslında da hemen. en çok ihtiyacı olanlar soğuk mizacıtlardır ve genel olarak ülkece, dünyaca Covid ile birlikte hepimiz soğuduk, mizacımız soğudu. Soğuk mizaçlara özel, özellikle nane. Yani toprak ve sudan bahsediyoruz. Evet. Ve rezene. Hanımlar özellikle hmm. rezeneye dikkat edin. Rezene dişil enerjiyi çok güzel arttırıyor. Yani şuraya bir, bir yıldız koyayım. <laughs> ha, çok güzel. Evet. Cinsel gücü mü arttırıyor? Ee, dişil Sadece enerjilerken... cinsel değil. Dişil enerji. Yani be, böyle bir erkeksi enerjimiz artıyor ya. Böyle eşimize daha çok kızgınlaşıyoruz. Her şeye biz yetişmeye çalışıyoruz. Evin her şeyini biz halletmeye çalışıyoruz. Evet. Sonra bundan da şikayet ediyoruz. Sonra e, dişil enerjisi olan hanımlara bir özeniyoruz. Hoşumuza gidiyor. İşte bu dişil enerji. Erken menopoz problemi, adet düzensizliği, ve genel olarak tüylenme problemine çok güzel tedavi rezene çayı ile birlikte ne yapacağız? Yine su tabi suyla kaynatacağımız için yine su artı bal bir ölçek yine sirke iki ölçek ekliyoruz biz bu çaya yani bununla da sirkencebün hangi mizaçlara özel bu da soğuk mizaçlara özel soğuk yani toprak ve su. Program başına sıraladık ya mizahçılarımızı. Ekran başına yeni geçen seyircilerimiz varsa kaçırmış olabilirsiniz. YouTube'a tekrar yükleyeceğiz bunları merak etmeyin. Toprak ve su e, dengelenmesi için mutlaka bu özel karışımı aç karnına mı yemeklerden aç sonra mı nasıl tüketeceğiz? Aç karnına ve uyumadan önce. Ee, bir 40 gün boyunca kullanılırsa hemen sonuçlanırız. Yani 40 gün sabah aç karnına bir bardak, gece uyumadan bir bardak içmeniz yeterli. Peki 40 gün nane mi yapalım, 40 gün rezene mi yapalım? Açıkçası bence bir hafta nane, bir hafta rezene yapın. Çünkü hep aynı şeyden sıkılabilirsiniz, değiştirerek kullanabilirsiniz. Mizacınızı aslında nasıl, hangi seviyede olduğunu bilsek e, buraları yine değiştirebiliyoruz. Bu daha herkese genel olarak şifadan bahsediyorum. Bu genel bahsediyorum. bir tablo. Bir de şunu söyleyeyim, mizaj dengelenmesi ne demek? Sizi itidal kiloya... İtidal öfke, itidal duygu, itidal mantık, itidal akıla getirmeyi hedefliyor. Mizaç dengelenirse zaten itidal kiloya geliyorsunuz. Ki... Ee... Program başında söyledim yani bugüne kadar hiç kilo veremediniz dedim size program başında yani bugüne kadar hiç duymadığınız bir yöntemi sizinle paylaşacağım ee, gerçekten Zeynep Hanım bu konuda çok başarılı bütüncül şifa uzmanı Instagram'da da takip edebilirsiniz kendisini bütüncül şifa uzmanı diye. Bütüncül değil mi? şifa ve doğal ürünler sayfasından. Do evet. Gerçekten yani bu daha başlangıcımız daha neler ne bilgiler paylaşacağız sudan sizinle. bahsetmiyorum yani su çok önemli yani suyu hep için 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 diye baskılandı ya su mizacına. Biz su içerirsek kesinlikle kilo verdirtme imkanımız yok. Yok. Yani, yani su mizacıysanız su evet. içerseniz kilo veremezsiniz. Veremezsiniz. Yani bu kişilerde su zehir ve kilo yapıyor. E nasıl? Zaten ben ne ödem kadar şişiyor? su içiyorum? Kısıtlıyoruz. Nasıl kısıtlıyoruz? Mesela günde bir litre diyoruz ve tarçınlı diyoruz. Suyun da mizacını değiştiriyoruz. Çünkü su eşittir soğuk nemli. Şimdi soğuk bir şeyi soğuk bir insana verirseniz ve nemli bir şeyi nemli bir insana verirseniz kilo verme ihtimali var mı? Yok. Bu yüzden suyu tarçınla, e, karanfille, zencefille ısıtmamız gerekiyor. Yani hmm. nasıl? Kaynatmakla değil, pekine Peki, atarak. Şöyle sıralasak mesela ateş asla ne yememeli? Ne ateş içmeli? asla kuru yemişler, baharatlar ve yoğun tatlı acıları yememeli. Hava? Hava kesinlikle e, turp ailesini, kuzu etini, balkabağı ve soğanı fazlaca yememeli. Peki toprak. Toprak ekşilerden uzak durmalı. Toprağın patlıcan, mercimek ve koruk sirke, limondan uzak durması lazım. Su? Su, su mizacı, mi? su. süt ve süt ürünleri, yine limon. Mesela limonlu su içiyorum, limonlu su içiyorum zayıflayamazsınız. Mümkün değil. Eğer su iseniz çok o yüzden enteresan. limonlu sudan uzak duruyoruz. Ne yapıyoruz? Suyu azaltıp içine tarçın ya da pekmez. Ee, hayatta her şey var. Instagram adresimiz 5 kişiye bu kitabı gönderiyoruz. Zaten kitabın içerisinde hepsi var değil evet, mi? Evet hepsi var. Ee, burada zaten adresimiz de var. Lütfen tabi hesabı takip etmeyi unutmayın. Hesabı takip etmeniz gerekiyor. Rica edeceğim. Zeynep Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yine ederim. Yine bütüncül şifada farklı konularla ve tekniklerle sizi ağırlamak İnşallah. istiyorum. Çok İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz şimdi huzurlarınızda kimi getireceğim? Göz hastalıkları ile ilgili neyi merak ediyorsanız? Türkiye'nin en başarılı göz hastalıkları hekimlerinden kim geliyor? Sinan Göker hocamız geliyor. Hadi sorularınızı hazırlayın ve bizimle paylaşın. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Sinan Göker hocam. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Türkiye'nin en başarılı hekimlerindendir ve kendisini burada ağırlamaktan gurur duyuyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, bugün göz hastalıklarını konuşacağız evet. ama özellikle yani son dönem tekniklerden, yeniliklerden evet. bahsedeceğiz. Akıllı lensi geçtiğimiz programda konuştuk ama eksik kaldığımız bazı noktalar vardı. Akıllı lens e, e, göz hastalıklarında hangi hastalıklarda uygulanıyor? Akıllı lens ne demek? Nerede? Şimdi akıllı lens aslında e, katarak ameliyatında Hı -hı. göz içine bir lens takılıyor. Hastanın Hı -hı kendi lensi puslandığı için alınıyor. Yerine yeni bir şeffaf lens takılıyor. E, bu lensler eskiden tek odaklıydı. Hala da tek odaklı takılıyor. Ve hastalar yakın için okuma gözlüğü kullanmaları gerekiyordu. Daha sonra işte aşağı yukarı 13-14 sene önce e, bu çok odaklı lensler ilk dizayn edildi. Hastalar yakını da gözlüksüz görsün diye. İlk başta bunların biraz o kadar iyiydi performansları. İyi değildi. Ben de 13-14 sene önce başladım. Fakat teknoloji ilerledi, ilerledi ve gittikçe bütün yan etkiler hemen hemen bertaraf edildi. Performansları çok arttı ve e, şu anda gelinen noktada göz içine bu çok odaklı gözcü lensi taktığımız kişiler e, yakını en küçük yazıları gözlüksüz okuyabiliyorlar. Hı hı. Yani ilaç prospektüslerini gözlüksüz okuyabiliyorlar. Uzağa bakınca uzağa çünkü, görüyor gözlüksüz çünkü e, bunları hem uzak hem yakında da problemi olanlar. Yani sadece yakın değil. E ikisini de aynı anda düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla bu çok odaklı gözlük lenslerine son birkaç senedir işte bir Akıllı Lens diye bir firmaların çıkardığı bir daha atraktif bir isim. E Akıllı Lens deniyor. 14 yıldır bir kere ülkemizde uygulandığı için çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz değil mi? Yani tabii, çok başarılı tabii, yani sonuçlar şeyi var. Tabii, biliyoruz. E, a, sonuçların artık ve gittikçe daha da iyi oldu. Ve, Her yaşa ve herkese uygulanabiliyor mu hocam? Her yaşa şöyle bir kere bunu yaşa bağlı yakın problemi olduğu için hı hı. yani asıl kullandığımız şey onu ortadan kaldırmak. için. E, yaşa bağlı yakın problemi 45 yaşında başladığı, başladığı için, için 45 yaş üzerindeki kişilere bunu uyguluyoruz. Yani 45 yaşın altındakilerde çünkü yakın problemi yok. Sadece uzak var. Hı hı. E, uzağı da zaten lazerle çok rahat düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla 45 yaşın altına lazer, 45 yaşın Üstüne üzerine akıllı lens. akıllı lens dediğimiz yöntem. Peki şimdi diyelim ki e, hani yakın gözlük, uzak gözlük, ben bu şu gözlüklerden bir kurtulayım diyorsunuz. Bir de akıllı lens nasıl bir uygulamaymış e, tanışmak istiyorum diyorsanız... ...burayı çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Çünkü akıllı lens takılmadan önce hocamıza başvurduğunuzda bir süreçten geçiyoruz değil mi? Evet. O sürecin öncesini ve sonrasını konuşalım. Evet. Neler bekliyor bizi? Yani nasıl e, hazırlanıyoruz? Hasta, evet bize geldi ne yapılıyor? E, önce bir çok detaylı bir muayene yapıyoruz. Aşağı yukarı 2 saat kadar. Evet 2 saat falan sürüyor. <laughs> Çünkü aşağı yukarı 7-8 ölçüm aletinden geçiyor hasta. E, sonra üç kere muayene oluyor ayrı ayrı yani iki ayrı doktora. Ee, en son ben de bakıyorum iyice detaylı olarak. Ben de muayene olduğum için oradan biliyorum <laughs> yani hocama. Dolayısıyla yani ameliyat çok kolay hakikaten 10 dakika, 7-8 dakika, ağrı yok, dikiş yok, ee, çok rahat, e, sakinleştirici veriyoruz hastalara, endişede yok. Şimdi bir Dolayısıyla... dakika hocam mesela bir göz sağlığı için bir insanı muayene ettiniz, ee, 40 yaş üzeri ise. Ee, evet. yakın görme problemi varsa akıllı lense uygun olup olmadığını karar veriyorsunuz. Karar veriyoruz. Doğru. Genellikle bir yani şöyle söyleyeyim. E retinalarında bir problem yoksa. Hı hı. Yani şeker hastalığı göze vurmamışsa, E retinası yani görme kapasitesi iyiyse, e, bu transon hemen hepsine bu çok odaklı lens, akıllı lens Hı. takabiliyoruz. Şimdi akıllı lense karar verdiniz. Biz gelelim ameliyat sürecine. Aslında evet. insanları korkutan bu süreç. Bu doğru. Ee, ameliyat... Her ne kadar adı ameliyat gibi zikredilse de çok basit bir uygulama galiba değil mi? Ya yani evet. daha doğrusu çabuk e, yapılan bir uygulama. Şimdi e, Amerika'da bu aslında outpatient dediğimiz yani hastane ameliyathanesinin dışında böyle daha ayaktan ameliyat yerlerinde de yapılıyor ama Hı, -hı. E biz de hep e, hastanelerde olduğu için e, tabii hastane hasta yatıyor, ondan sonra üzerini değişiyor, ameliyathaneye iniyor falan, orada bayağı bir havaya giriyor, böyle büyük bir ameliyat oluyormuş gibi hissediyor Halbuki. kendini. Halbuki değil. Yani normalde ayaktan hiç üzerine bile değiştirmeden yani üzerine bir önlük giydirip normalde yapılacak bir Ay şey. Siz daha steril olsun ve daha şey olsun. İşte, çünkü öyle bir şey yok Türk şeyinde. Yurt dışında Sa hemen. Sağlık sisteminde yani Sağlık Bakanlığı şeyinde öyle bir izin yok. yani Aha. Öyle bir merkezler yok. Sadece ameliyat hastanede yapılabilir deniyor. Dolayısıyla hasta da çok böyle havaya girmesin diye sakinleştirici veriyoruz. yani Hasta o zaman çok rahat ediyor. Endişe kalmıyor. Damardan ağrı, ağrı sıfır ağrı. Öyle mi? Ee, yani hem ameliyat Nasıl yani? sırasında mesela hem de ben gözüm, sonra Mesela ben atıyorum gözüme akıllı lensesiz takarken benim gözüm açık ve bilinci bir yerinde mi oluyor? Evet bilinç yerinde. E... Ee, ve Hatta o kadar yerinde ki hasta zaten bilinci kaybı olmasını istiyoruz. Çünkü ameliyat mikroskopun ışığı var bir ışık var. Hasta oraya baksın istiyoruz. Yani ışığa bakın diyoruz Hiç hastaya acı, ki göz hareket olmuyor. etmesin. Evet. Ve... E, ...hasta da kendini çok rahat hissettiği için... ...ameliyat sırasında konuşuyoruz hastayla... ...yani ben diyorum size işte, aman şey yapın... ...hatta bazı hastalar... ...tabii bu ilacı alınca dili çözülüyor... ...çok konuşmaya başlıyor... <laughs> Artık anlatıyorlar bir sürü şey. Tabi anlatırken çok bıdı bıdı konuşurken göz oynuyor bu sefer. Aman diyorum şey konuşmayalım. Baya bir sohbet muhabbet içerisinde lens takılıyor. Tabi Tabii bayağı. Ama bu lens hocam bizim bildiğimiz hani böyle tak çıkart lensleri Contact değil. Kontak lens değil. Evet, yani bu, bunu nereye takıyorsunuz? Gözün e, hangi tarafına? Bu Daha ciddi bir şey. Kontak lens değil. Gözün içine takılıyor. Yani göz içi. E, bir gün bir e, aslında e, animasyonla getireyim. Varsa lütfen gö görelim gö onu. göstereyim. Orada daha net belli oluyor. E, göz bebeği. Nin hemen arkasında kendi lensimiz duruyor. Kendi mercek. Böyle bir nohut büyüklüğünde e, küre şeklinde bir şeffaf bir küre var. Orada asılı duruyor. ve Tam göz arkasında. Hmm. Şimdi biz göz bebeğinin arkasını siyah görüyoruz ama arkası karanlık olduğu için hemen arkası şeffaf bir küre var. Göz büyütüyoruz kocaman. Ve onun arkasındaki o lensin içini boşaltıyoruz. Ve zarını içeride bırakıyoruz kendi torbasını. O kendi orijinal zarın içine de bu sentetik lensi takıyoruz. Peki hocam mesela ben mesela diyelim ki size takıldı. Ben dışarıdan bakıldığım zaman onu göz içinde hissedebiliyor muyum? E, onu göz içinde bazı lensler hissedilebiliyor. Ya, bu kötü bir şey olsa gerek ama. Evet ondan özellikle bayanlar çok rahatsız oluyor. Hem de yani bayağı iyi bilinen bir marka şey söyleyemiyoruz. E, ben o lensi takmıyorum. Çünkü hastalar yani rahatsız oluyorlar. Sizin uyguladığınız lens de bu Dışarıdan hissedilmiyor. Dışarıdan kesinlikle belli olmuyor. Kendi gözlüğü gibi yani hiçbir şekilde anlaşılmaz. Peki renkli yani. taktırabiliyor muyuz? <laughs> renkli lens. Hani yani... hazır yakın gözlükten de kurtulalım bir Çok de gözümüz renkli O da renkli... olacak herhalde ama şöyle yani gözün rengini lensle değişmiyor. Çünkü lens içinden gördüğü için mesela yeşil takarsak hasta yeşil görür etrafı. Ha. O Onun zaman diyorsunuz şey ki söz sizi... Önce konforunuza kavuşturuyoruz. Kaç dakika içerisinde yıllardır kullandığımız gözlükten kurtuluyoruz? Yani gerçek süre yani benim ameliyatlarımda 6-7 dakika. Ama işte hastanın tabii girmesi, sedyeyle falan çıkması 10 dakika sürüyor yani. Hocam müthiş bir şey düşünsenize 6-7 dakika içerisinde. Çok kısa bir içerisinde... süre Ağırı yok. Çünkü şey çok önemli biliyor musunuz? Yani ileri yaşta olanlar bunu çok büyütüyor. iyi Doğru, gözünde... biliyorlar. Yani yani. ...gözlüğünü tak çıkart yakını unuttum... ...eyvah göremiyorum burada ne yazıyordu... Evet. ...peki bu lensleri taktık... ...benim için en küçük yazı... ...ve ya herkes evet. için de öyledir... ...ilaç prospektüsü... Böyle ...mini, mini, mini, mini evet, minnacık evet, yazı evet, evet. ilaçların arkası... Evet. ...onları okuyabilecek düzeye geliyor muyuz? İlaç prospektüsü... E, hastaların çoğu... ...yüzde doksan ilaç prospektüslerini ...iyi bir ışık varsa... E, ...gözlüksüz okuyabiliyor... ...yani bu lensler ışıkla çalışıyor... ...bütün hastalarıma söylüyorum... Yani karanlıkta okunmuyor ki normal zaten kimse okuyamaz ama ışık ne kadar bolsa o kadar net ve küçük yazıları görebiliyor. Peki kişiyi. adı ameliyat olan ama çok kısa sürede bizi gözlükten <laughs> kurtaran bu akıllı lens için taktınız Evet. E, biz hemen ertesi gün ya da... Normal günlük yaşama, günlük dönebiliyor. yaşama dönebiliyor yani muyuz? bize kontrole geliyor gözü bantla kapatıyoruz hasta rahat etsin diye çünkü ışıklar biraz rahatsız edebiliyor. Ertesi günü bantı açıyoruz Gözlük ve kişi tamamen normal yani işine gidip çalışabiliyor. Sokağa çıkabilir, iyilip kalkabilir, yemek buharı falan serbest ama bir göz. Birer birer yapıyoruz ha, ayrı, ayrı haftalarda mı oluyor? Bir hafta sonra bir da bir hafta diğer sonra. gözü yapıyoruz. Ee, Peki göz hocam mesela 50 oluyor. yaşındayım ve ben bu yakın görme probleminin ortadan Hı -hı. kalkmasını istedim. Size başvurdum İşte akıllı lens yaptınız. Daha ileriki yaşlarda bozulur mu bu tekrar? E, bu tamamen kalıcı, ömürlük bir lens. Ha, süper. E, ömrün sonuna kadar numaralar bir daha bozulmuyor. E, Katarak da bir daha tekrar et, eden bir şey değil. Ameliyat İş. olduğunuz bitti bir daha tekrar etmiyor. Dolayısıyla kalıcı. Artık göz ve numaralarla ilgili bir problem kalmıyor. E, geriye tabii göz bir tek lens değil. Yani retina... havalı havalı saatine bak. Evet. evet. <laughs> Mesajları rahat rahat oku. Yani Hiç. retina dediğimiz gözün sinir tabakası var gözün en arkasında. Evet. E, onun da tabii sağlam olması lazım. Retina yaşla il, 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 ilgili olarak e, biraz eskiyebiliyor. Hı hı. Onun için retinanın Tedavisi çok zor yok yani tamiri falan. Bunu ee, bir Ona de ben dikkat etmek lazım. şeyle ilgili şeker hastalarıyla ilgili soracağım. Onlar uygulayabiliyor muyum? ama çok kısa bir reklam aram var. Bu arada siz de sorularınızı yazar mısınız lütfen? Neyi sormak ve neyi öğrenmek istiyorsanız. Operatör doktor Sinan Göker canlı yayın konuğumuz. Sizler soruyorsunuz hocam cevaplıyor. Ee, şeker hastaları sormuşlar. Bize de uygulanabiliyor mu bu akıllı lens diye? Evet şeker hastalarına ee, bu lensi rahatlıkla takabiliyoruz eğer göz içi retina tabakasına problem e, geçmemişse çünkü hmm, o şeker, da anlaşılıyor şekerin evet, muayenede e, retinada bir kere problem başlamışsa yani diyabetik retinopati dediğimiz durum e, o artık bir daha geri dönmüyor devam ediyor onlara yapmıyoruz. Evet. ileri yaştan sonra sevgili seyircilerimiz yakın görme uzak görme probleminde akıllı lensi konuştuk bugün program e, sırasında. Evet. Bir kez daha yeniliyorum. Hocam dedi ki çok kısa bir sürede yaklaşık 6 dakikalık gibi kısa bir 6-7 dakikalık evet. kısa evet. bir sürede akıllı Biraz lensle yakın ve uzak görme probleminiz ortadan kalkıyor. Ben de dedim ki hatta hocam göz içine lens takıyorsunuz ya renkli olur mu? Olmaz dedi. Şu anda öyle bir şey yok. <laughs> Ama sizi görme probleminizden hemen kurtarıyoruz. Evet. E, bir de şeyi soracağım. bu Bahsettiğiniz katı Katarak, kataraktı. Evet. E, eskiden mesela anaannelerde, dedelerde falan görülürdü ama şu anda yaş daha e, düştü gibi. Evet, mesela yaş, katarak erken yaşı yaşlarda daha erken. da görülüyor. Gerçekten, Neden hocam? Gerçekten, yani ben asistanlığımda bile yani çok daha ileri yaşlardaydı. E, bu çevresel faktörler büyük bir ihtimalle başka bir çünkü şey, yani bilgisayar değil mesela. hastalar hep bilgisayar mı diyor, değil. E, daha çok işte yediğimiz içtiğimiz gıdaların içindeki hormonlar üzüntü yapar mı hocam? Çok ağlamak, katarak yapar Yapmaz. mı? Yapmaz. Benim anneannem hep böyle derdi. Üzdünüz diye. <laughs> Allah rahmet eylesin. Yok. Üzüntü hayır. olmuyor Üzüntüden yani. Üzüntüden olmuyor. Tedavisi tamam. var mı katarak? İşte kataraktın e, cerrahi dışında tedavisi yok maalesef. Tek tek şeysi cerrahi. Ama evet. o da yani çok genetik kolay bir şey. Genetik özelliği var mı? Yani geçiş genetik geçişli midir? Genetik geçişi vardı eskiden. Yani Hı -hı. şöyle Kataraktı olan kişilerin çocuklarında olma ihtimali daha yüksek ama hı hı. daha çok yaşla ilgili ve yaşta 50 yaşa geldi. Evet. Ee, yani daha çok çevresel faktörler şu anda daha ...genetiği falan geçti yani. 40 yaş sonrası her an hepimizin karşı karşıya kalacağı... ...bir yakın görme problemi var ya... ...böyle okuyamıyorsunuz, Hı. böyle uzaklaştırıyoruz... ...falan bakamıyoruz ama artık tıp o kadar ilerledi ki... ...hiçbir şeyde sorun yok. Operatör doktor Sinan Göker hocam... ...tam 16 yıl mı dediniz, On, 15 yıl mı e, Evet, 14-15 senedir. 14-15 senedir bunları... bu yöntemi uyguluyor... ...akıllı lens, çok güzel geri dönüşler alıyor... ...6 dakika içerisinde gözlük probleminizden kurtuluyorsunuz... Hı. ...2 saatlik bir muayenesi var... E, Yakın ve uzak probleminiz varsa herkese yapılabiliyor. Evet, Ekleyeceğiniz yakın. var mı hocam? Ee, yani lens seçimi, lens kalitesi çok önemli. Hı hı. Daha çok e, iki odaklı lensleri ben tercih ediyorum görme kalitesi açısından evet. daha iyi sonuç. Bana var. kalırsa bir şeyin daha önemi var doktor seçiminin. <laughs> çok önemli, çok önemli. Ehil ellerde kendinizi bulmanız gerekiyor. O yüzden doktora giderken çok araştırmanız gerekiyor. Operatör doktor Sinan Göker. Göz hastalıklarını konuştuk. Çok teşekkür ediyorum hocam.